Zaman durmaz, hayatı kaçırma, her anı dolu dolu olsun. Bildiklerin yeter mi sence, yanında hep kitap bulunsun. Evdeki hesap çarşıya uysun, ekonomik sağlıklı olsun. Mutfak mis gibi yemek koksun, tarifler havada uçuşsun. Çocuğun için en iyisi olsun, dünyası renkle dolsun. Her şeyin doğrusunu kim bilebilir, en iyisi bir bilene sorulsun. Vücudumuzdaki ağrıları dindiren noktalar nereler? Hızlı kilo vermenin formülü soğan çorbası. Bu tarifi kaçırmayın. Evlilik arifesinde olanlar ekran başına. Zayıflamak istiyorsanız beyaz gelinlik içeceği tam size göre. Doktor Murat Topoğlu açıklıyor. Yemekte ne var? Kahveyle neler yapılabileceğine şaşıracaksınız. Kahve uzmanı Yunus Çakmak, tatlıdan dondurmaya sürpriz tariflerini stüdyomuza taşıyacak. Az sonra. Günaydın sevgili seyirciler, iyi fikire hoş geldiniz. Bugün sizler için harika fikirlerimiz var, iyi fikirlerimiz var. Şöyle bir bakıyorum da 2016 yılı verilerine göre, ki aslında sıralama çok da değişmemiştir, antibiyotik kullanımı bir tarafa. Gereksiz kullanıyoruz, bunu kamu spotlarında da görüyorsunuz ama en fenası Türkiye ilaç pazarında en çok tüketilen ilaçlar ağrı kesicilermiş. Biz açıkçası ilaç almadan da ağrıları kesebileceğimizi Murat Topoğlu'ndan duyduğumuzda dedik ki hocam lütfen programımıza gelin de bizi şu ilaçlardan bir kurtarın. Yapacağımız küçük dokunuşlarla çeşitli ağrılardan kurtulabiliriz. Boyun tutulması, baş ağrısı, uykusuzluk, stres, üzüntü, konsantrasyonu artırmak için ve arabada hani bazısının çok midesi bulanır ya, onu da halledebileceğimizi söylüyor. Bakalım bize nasıl tüyolar verecek. Ve bir diğer konuğumuz da Yunus Çakmak, kahve uzmanı. Kahveyi hepimiz seviyoruz ama acaba hepimiz güzel yapabiliyor muyuz? Buna emin değilim. İşte Yunus Çakmak bize kahveyi de öğretecek, fakat başka konularda da uzman olduğunu öğrendim. Mesela dondurmadan bahsedecek ve dondurma yapımını bizlere anlatacak. Bir de küçük böyle hayrete düşürdü ekibi. Geçen sene programa geldiğinde 20 kilo fazlası varmış. Bugün geldiğinde bana dediler ki ya Pelin Hanım galiba kardeşi de geldi bugün. Hayır, Yunus Bey'in ta kendisi 20 kiloyu nasıl vermiş bunu da öğreneceğiz. Murat Topoğlu'ndan da beyaz gelinlik içeceği efendim. Güzel anlattın mı bugün neler var programda diye? Süper. O zaman haydi buyurunuz, başlayalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hocam sağ olun, buyurunuz. Yunus Beyciğim hoş geldiniz. Merhabalar. Yunus Bey gençleşmiş olarak geldi. Ay, o kadar güzel ki bugün bu taraf böyle. Bir başlayalım mı neler var diye, gösterelim mi? Önce de gösterelim. Önce bir gösterelim, ondan sonra o pankartlar tamam. Neyin nesi öğreneceğim. Yunus Bey. Bugün bize neler anlatacaksınız? Harika kahveler görüyorum. Evet, Türk kahvesini anlatacağız. Evet. Filtre kahve yapacağız ama filtre kahveyi aromalı olaraktan lavanta koyacağız içerisine. Aa, nefis. Daha sonra doğal bir dondurma yapacağız. Hı. Toz şeker, yumurta akından, limon suyundan, limonlu bir sorbe yapacağız. Daha sonra da çilek, muz ve kekik ıslatıp bitter çikolatayla da evde hanımların yapabileceği pratik bir tatlı yapacağız. Gerçekten her şey burada yapılacak. Değil mi? Evet. Her şey burada yapılacak ve bize kendi sırrınızı da anlatın, olur mu? Tamam. Vallahi çikolata bizi çağırıyor ama bakar mısınız? Değil mi? Böyle harika bir şey. Kahverengi harika bir şey. Hepsini öğreneceğiz. Bir ricam olabilir mi sizden? Tabii. Şimdi tabii siz buradayken sabah sabah ayılmak için hepimiz kahve içmek istiyoruz ama lezzetli bir kahve içmek istiyoruz. Rica etsek bize kahve yapar mısınız? Türk kahvesi mi, filtre kahve mi? Filtre kahve. Ben Türk kahvesi. Ben filtre kahve isteyebilir miyim? Tamam. Bir filtre kahve. Size lavantalıdan yapayım ben. Öyle mi? Tamam. Çok memnun olurum. Olsun. Tamam. Türk kahve. Size de filtre kahve yapayım lavantalı isterseniz. Peki. Yok, bu sefer de olsun. Çünkü daha programa çıkmadan önce gerçekten neredeyse 1,5 içtim yani. Bir de televizyonculuk tüyosu ya da sevgili seyircilerimiz de belki bir ortama girdiklerinde Türk kahvesinin böyle telbesi bazen yapıştırır ağzı. Onun için filtre kahveyi tercih ediyoruz Yunus Bey. Teşekkür ederiz şimdiden. Tabii, bir de bir şey daha söyleyeyim hemen buradayken. Bazen uyanık kalmak için ben şu kahve çekirdeklerini görüyor muyuz? Hepimiz şu kameraman arkadaşımı görsün. Bunu şimdi yapmak istemiyorum çünkü biraz sonra konuşma yapacağım için. Bunları ağzıma atıyorum, çiğniyorum, damağımda yavaş yavaş eritiyorum. Direkt dil altındaki damarlardan emiliyor. Aa,
Ya bunu sabah geldiğinde o zaman hızlı bir şekilde size böyle uyanıklık sağlayabilir. Yani kahve çekirdeğini ağzımızda çiğneyeceğiz. Dilimizin altında biraz bekleteceğiz. O dilin altında damarlar var, hemen emmeye başlar biliyorsunuz. Hı hı. Ağız sindirimle başlıyor yani. Pardon, sindirim ağızda başlıyor. Onun gibi bir şey. Dolayısıyla böyle bir uyanık kalmak için yapabilirler. Harika. Kolay gelsin, bekliyoruz birazdan. Tamam mı? O pankartlar neyin nesiydi? Vallahi evet, şimdi bugün size çok çok değişik şu ana kadar televizyon programlarında çok fazla değinilmeyen şu omegalara anlatalım diye geldim. Şimdi omega 3 diye bir şey var. Şimdi herkes omega ne işe yarar? Omega hepimizin halkında bildiği balık yağı. Evet. Yani şurada bildiğimiz balıkların yağı. Aha. Şimdi ama balık yağının hepsinde değişik oranlarda var omega 3. Fakat omega 3 kalp sağlığı için, kolesterolün düşürülmesi için, HDL dediğimiz hayırlı kolesterol var, bir de LDL dediğimiz lanet kolesterol var biliyorsunuz. LDL çıkıyor, o kalp sağlığı ve damar sağlığı için kötü. HDL hayırlı kolesterol, onun da 50'nin üzerinde olması lazım, yani yüksek olması lazım. Dolayısıyla omega 3 böyle bir fonksiyonu var. Bunu geçtim, bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi burada omega 5 diye bir şey var, hiç duydunuz mu? Omega 5, yani duydum ama bilmem. Bir de omega 7 var, onu da göstereceğim. Şimdi omega 5 nedir? Bakın, bakın şunu da tutacağım omega 5'i. Görüyor mu kameraman arkadaşım, mutlaka görüyordur. Hı-hı. Şimdi omega 5 dediğimiz şey, şurada bir narımız var. Burada da nar çekirdeği var. Şöyle emine alıyorum. Bakın, şu nar o kadar sağlıklı ki. Hadi Kur'an-ı Kerim'de de çok çok miktarda ismi geçen güzel meyvelerimizden bir tane. Fakat bunun içinde çekirdeği var. Hep atasözlerinde dışarıdan aldım bir tane, pazardan aldım bir tane, evde 1000 tane hep sorarlardı. O 1000 tane olan şey şu, gördüğünüz çekirdeği. Ama bu çekirdeğini bazı insanlar suyunu çıkararak içerler, şu çekirdeğini yemezler. Bunun çekirdeğinin içinde omega 5 var. O kadar önemli ki kalp sağlığında, damar hastalıklarında ve eklem rahatsızlıklarında inanılmaz bilimsel çalışmalar var. Bunu omega eylemine çıkmış gibiyiz. Omega 5. Evet, evet. Şimdi omega 6'yı hepimiz biliyoruz. Şimdi omega 3 ve 6, ha, bakın şurada 3 ve 6 esansiyeldir. Hı. Yani şu demektir, vücut üretmez bunları. Hı, dışarıdan almamız gerekiyor. Evet. Omega 6 da hepimizin bildiği gibi balıkta var, işte somonda var, bir sürü şeyde var, fındık yağında da var. Ama bir de bakın çok önemli bir şey daha geliyor. Omega 7. Hı hı. Bununla ilgili gene dünyada aşağı yukarı neredeyse binlerce bir bilimsel çalışma var. Bu da kır iğdesi dediğimiz, kır iğdesi dediğimiz bir yerde var. Bunu da ben size vereceğim. Omega 7 de çok önemli, sağlıklı. Yalnız doktorlar veriyor, lüp lüp yutun diyor böyle şeylerde küçük. İşte, ama onları da söyleyeceğim. Nasıl faydalı mı değil mi soracağım. Omega 9, bu da hepimizin bildiği gibi. Şurada bir zeytinyağımız var. Hı hı. Zeytinyağının içinde de omega 9 var. Bunlar çoklu, şöyle söyleyeyim, monoansatür, biraz bilimsel ama şöyle söyleyeyim, doymamış yağ asididir. Zeytinyağı onun için sağlıklıdır. Niye sağlıklıdır? Omega 9 olduğu için sağlıklıdır. Hı hı. Zeytinyağındaki hani sağlıklı sağlık diyoruz ama amaç burada omega 9 alıyorsunuz içinde. Fakat bir de bir sürpriz geliyor size şimdi, hiç duymadığınız bir şey. Bu omega 11. Bu gerçekten akıllara zarar bir şey. Dünya şu anda bunun üzerinde çalışıyor. Bu nerede var biliyor musunuz? Balıkta. Şöyle bir balık var. Bu morina balığı. Morina balığının karaciğerinin içindeki yağ. Ha, bir onda mı varmış yani? Tabii, karaciğerin içinde yağ. Hmm. Cod liver oil diye geçer. Bu omega 11 de, hatta şimdi dünyada faz 2 çalışmaları yapılmış omega 11'in. İnanılmaz bir şekilde o ateroskleroz dediğimiz kalp damar hastalıklarında çok iyi geldiğini ilgilenen ispatlı şeyler var. Yalnız biz ağrı dedik ya, evet, seyirci şimdi nedir bu ağrılar falan diye hemen kendi dertlerini de yazmaya başlamış. O yüzden bence bu omegayı hop diye anlatalım ağrıya. Vallahi bitti, omegayı bitirdik. Bitti mi? Hemen bitti mi? Tamam peki. Yani omegaların yani ne diyorsunuz? Omega lazım vücuda. Ya biz tabii doktor olmadığımız için bunun tabii 3'üdür, 5'idir, 7'dir, 9'udur o kadar böyle. Hepsini içeren şeyleri almakta yarar var diye düşünüyorum. Yani tamam, bu gıdaları alacaksınız ya da bunu içeren şeyleri, hı, alacaksınız. Şimdi hodan diye bir bitki var. Hodan. Biliyor musunuz hiç hodan? Yok. Kastamonu bölgesinde var. Bakın göstereceğim. Bak kıyafetimle de uyumlu. Bakalım. Hodan bitkisi vardır. Bunu yemeğini yaparlar biliyorsunuz. Bunu mu bulalım yiyelim? O da mesela omega 6 var onda da mesela. O da çok enteresan. Hmm. Yediğiniz şeyin de ne içinde olduğunu bilirsek öyle bir sağlıklı yaşam. Peki Kastamonu'ya buradan seslenelim mi? Şu hodandan bize yollasınlar mı? Vallahi göndersinler. Mevsimi de geliyor. Hodan. Peki hodan bitkisi. Peki bu bitkiyi nasıl tüketeceğiz? Ispanak gibi. Ha, ıspanak gibi. Tabii.
Kastamonu. Bize hodan gönderin lütfen. Kayınvalidem de oralı. Onu da selam. Öyle mi? Kayınvalidenize de saygılar. Şimdi bugün başka bir şeyler hazırlayacağız. Hemen konulara geçmek istiyorum. Çok çok konumuz var. Size sizlerin zayıflamanıza yardımcı olacak özel bir çorba yapacağız. Ama bu soğanlı kerevizli bir çorba. Ama önce ağrıyı anlatalım, anlatacağım. Ne olur. Malzemeleri vereyim de orada yapmaya başlasın diye söyledim. Biraz uzun sürecek diye hemen şu elime alıyorum. Biraz sonra da sevgili ahçımızdan orada olacak şimdi sanıyorum. Arzucuğum. Onu vereceğim. Arzucuğumuza söyleyeceğiz. Bakın. Öğün yerine geçecek bu yemek. Öğün yerine geçecek. Ne yapıyoruz? Malzemeler bir. Kuru soğan, havuç, kereviz, çok az miktarda tuz, mantar, bir de tavuk suyu. Şimdi bakın, tavuk suyunu yapıyorsunuz ama tavuğun şu suyunu haşladınız ya, suyunu koydunuz ya, bunu dolaba koyunca üstüne jöle toplanıyor. Biz de dolaba koyduk, bak üstüne hafif jöle toplandı. Bu jöle yağ. Allah. Bu jöleyi çöpe atacağız, altındaki suyu kullanacağız. Bunu hemen arzuma götürelim. Bir görsünler bir daha. Zayıflatan soğan çorbası birazdan yapılacak. İçindeki malzemeyi sayıyoruz. Bir adet soğan, yağı alınmış tavuk suyu, 3-4 mantar, yarım havuç, 2-3 adet kereviz ve biraz az tuz ve baharatlar. Evet. Az sonra. Nasıl? Az sonra. Bunlar, haydi bakalım. Çok güzel oldu. Bunu ben hemen ağzını sana teslim edeyim. Bunları yavaş yavaş kameraman arkadaşım da ara sıra seni gösterir. Oldu mu? Bak, kahveler geliyor. Lavantalı. Ay bakın. Vallahi. Muhteşem. 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 Bunu yalnız bize anlatmanız lazım sonra ha. Hemen biz alalım kahvemizi, ağrılara geçeceğiz çünkü. Evet. Ay Yunus Bey, elinize sağlık. Yunus'cum çok az alayım ben. Tamam, teşekkür ederim. Bakalım. Gerçekten güzel. Çok değişik. Muhteşem. Tamamen sanki bu doğal. Sinir sistemini de düzenlermiş aynen. Gibi bir hissiyat sanki. Aldım. Böyle içer içmez ruhuma iyi geldi. Şimdi hemen kahveni oraya koyup seni şöyle almak istiyorum. Ortaya mı geleyim? Evet. Şimdi şu anda televizyonu açan sevgili TRT 1 İyi Fikir izleyicileri, bu anları kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü şu andan itibaren anlatacağım konular çok önemli. Hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Şimdi biz bunu tabii akupunktur olarak buralara iğne takıyoruz ama siz evinizde başınız ağrıyor. Gece saati saat 12 oldu. Ve 12'de ilaçlar yok evinizde. O sırada doktoru da arayamayacaksınız. Doktoru da arayamayacaksınız. Ne yapacaksınız? Hemen ben burada bir takım nazar boncuklarım var. Allah'ım nazar değmesin. Hem Pelin Hanım'a hem bu programa nazar değmesin diyerek nazar boncuklarımı getirdim. Buralara işaretler koyacağım. Siz buralara 1-2 dakika boyunca buz uygulaması yapacaksınız. Ne için buz yapacaksınız? Başımız ağrıyor. Veya dişimiz ağrıyor. Şimdi başımızın diyelim ki ön tarafı ağrıyor. Şimdi mesela diyorum ki ah doktorcuğum nasıl başım ağrıyor, nasıl başım ağrıyor. Siz de bana diyorsunuz ki Pelin neresi ağrıyor? Ben de diyorum ki işte tam diyorum şurası alnım şurası. Alnım çatlayacak gibi. Alnım çatlayacak gibi hocam, ne yapacağım diyorum. Hemen gösteriyoruz. Şimdi bakın şu nazar boncuklarımı bir tanesini kaşımızın başladığı yere koyuyorum. Dom kurşunu. Yok o biraz sonra yapacağız onu. Bu başlangıç yeri. Bir tanesini de tam buraya koyuyorum. Evet. Şimdi bakın. Kaşımızın tam başladığı yer. Görüyor muyuz? Hı. Buraya iki tane buzu, yani bir buzu alacağız. Gözümüze de su kaçmasın diye mendil koyacağız. Buralara bir buz uygulaması yapacağız. Bir de ellerimizi şöyle yapalım. Şu şekilde kameraya karşı. Baş parmağımızı görüyoruz. Tam açın parmaklarınızı. İşaret parmağımızı da görüyoruz. Şunun altında bir arasında bir perde var. Bu perdenin tam orta kısmı diyelim. Tam orta kısmına ben şu nazar boncuğumu tekrar yerleştiriyorum. Şimdi burası da, buraya da buz kullanacaksınız. Bakın burası önemli. Başınızın eğer sağ tarafı ağrıyorsa sol elinize, sol baş tarafınız ağrıyorsa sağ tarafa. Ama her iki tarafta alnınızda ağrı varsa her iki elimizin de baş parmağımızla işaret parmağımızın arasındaki yere buz koyuyoruz. Buraya 1-2 dakika uygulayacağız çünkü buz yanığı olmasın diye çok soğuduğu zaman buzu çekeceksiniz. 1-2 saniye bekleyip tekrar buz koyacaksınız. Bu şekilde 2-3 dakika buralara buz uygulaması, bu iki kaşımızın ortasına buz uygulaması yaparsanız ağrınız azalacaktır. Şimdi o zaman aldım buzu, evdeyim, yalnızım, başım evet. Çatlıyor, ilacım yok. Ne yapacağım bilmiyorum. O iki buzu aldım. Bayağı böyle çıplak tere mi uyguluyoruz onu? Çıplak bir şeye böyle bazen buzu sararlar ya. Yok, çıplak tere uygulayabilirsiniz ama çok kısa tutup çekiyorsunuz. Tutup kısa çekiyorsunuz. Ama buraya da tabii ki diyelim yattıysanız su gelecek çünkü eriyecek bu sıcak olduğu için. Hafif böyle peçeteyle koruyup
Buraya buz koyup yapacaksınız. Biraz sonra belki buz varsa, Arzu Hanım bize buz verirse ben kendim de uygulama yapabilirim. Hmm. Sizin makinesiniz akmasın diye. Teşekkür ederim. O şekilde yaparız. Şimdi tepemiz ağrıyor. Başımızın tepesi ağrıyor. Tepesi ağrıyorsa tam iki kulağımız var biliyorsunuz. Bu iki kulağımızın tepesinde bir işaret var. Yani şu tepe noktamız. Hmm. O tepe noktamızı dümdüz geçiyoruz. Yani buradan dümdüz bir çizgi çiziyoruz. Tepemize geliyor. İki kaşımızın ortasından da şöyle bir geliyoruz, dikme geliyoruz, bir doğru çiziyoruz. Bunun ikisinin birleştiği yer. Yani kulağın en tepesiyle böyle geliyorum, kaşımın tam ortasından böyle geliyorum. Burası tepemi attırma noktası. Hmm. Hani derler, tepemi attırma dersiniz ya. Hmm. Buraya da buz koyuyoruz. Bakın, burasına da buz koyduğumuz zaman baş ağrısını tepedeki ağrılarımızı da azaltacak noktalarda. Buraya basınç şeklinde de yapabilirsiniz şu şekilde. Tam ortası biraz hassastır. Bir de ensemiz vardır. Şöyle yapsam sizi. Tabii ki. Ha, tam kameraman arkadaşım arkadan görüyor. Şimdi ense kökünde boyun ağrılarınız varsa, bakın boyundaki hepimiz geliriz şuralarımızı ovdurttururuz ya. Hı-hı. Şuralar hassastır. Buralara da buz kullanabilirsiniz. Tam ense köklerimize. Tam şöyle göstereyim işaretle. Hı-hı. Tam burası. Bir de omuz başlarınızı ovdurtursunuz. Ya gelince hanıma, ya kocacığım çok yoruldum veya karıcığım çok yoruldum. İşte ben omuzlarıma bir masaj yapar mısınız? Bakın şuradan alıyorsunuz normalde. Şöyle bir masaj yapıyorsunuz değil mi? Şimdi boyunduk bu bittiği noktayla omuzun bittiği nokta arasında bir çizgi var. Bu çizginin tam orta noktası. Bakın şurası hassastır. Aa, evet. Tamam. Fazla bastırmak istemiyorum. Burası akıllı. Sağ olun hocam, iyi ki hiç bastırmadınız ha. Ama güzel de gelir bakın, şöyle hafif masaj gibi. Buraya da buz koyulabilirsiniz. Masaj bazen o arayı rahatlatır. Yani parmakla masaj. Ama sonrasında bıraktığınız zaman tekrar ağrı gelebiliyor. Dolayısıyla buraya buz uygularsanız bu uygulamada boyundan gelen stres baş ağrılarını da engelleyebilirsiniz. Şimdi bir başka konuya geçiyorum. O zaman yani başımız ağrıdığı zaman şuralara buz. Yalnız ben hep şeyi öğrenmiştim. Bunu böyle bastır demişlerdi. Doğru. Tabii yolda gidiyorsunuz. Yoldayken buz bulamayacağınız için mecburen buraya basınç yapabilirsiniz. Çok ağırlı bir noktadır. Doğru, orası acıyor. Çok bir bastırın bakın hissedersiniz. Evet evet. Neden burası böyle çok hassas biliyor musunuz? Neden bakın hocam? Şimdi ben bir şey anlatacağım. Hani akupunkturun neden etkili diye insanlar acaba böyle ineciğine periye inanılan bir şey gibi görüyorlar. Halbuki bu arada yarın Perşembe günü Cumhurbaşkanımız himayesinde de yarın Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası tamamlayıcı kongresi olacak. O açıdan şimdi Anadolu tıbbı çok önemli. Tabii çok ki. Çok önemli. Orada bütün akupunkturdan tutun da bütün işte sülük tedavilerine kadar hacamattan tutun da bir sürü şeyler. Hı-hı. Bütün dünyanın bilim adamları yarın geliyorlar Atatürk Kongre Merkezi. Şimdi burada burası niye etkili? Şimdi ben bir şey yapacağım. İyice izliyorsunuz beni. Bakın sağ elimi kaldırıyorum. Pelin Hanım'ın eli orada. Ben sağ elimi diyorum ki git Pelin Hanım'ın dört parmağını elimle tut ve kavra diyorum. Şimdi bu işi yaptıran bana benim sol beyin yarım kürem. Sol beyin yarım küremdeki diyor ki emir veriyor git diyor sağ elini kaldır diyor parmaklarını aç diyor öteye it diyor parmaklarını yakala diyor sık diyor. Şimdi bunu burası yap diyor. Dolayısıyla benim eğer sol tarafımda beyin kanaması olursa, beyin tıkanması olursa bu hareketi istesem de yapamam. Çünkü felç oldum. Şimdi şuraya geliyorum. Burada bizim de kalçamız var. Affedersiniz oturmaktan başka bir şey yaramıyor. Yani kalçamızda da kaslar ve alan çok büyük. Ama beyindeki kalçamızı idare eden alan bir mercimek büyüklüğündeyse benim sağ elimi kullanıyorum. Niye sağlak mısın, solak mısın diye sorarlar ya. Hmm. Sağ elimi kullandığım nokta elimle dokunuyorum. Elimle, kalemle yazıyorum. Elimle hissediyorum. Elim her şeyi yapıyor. Bakın bu dolayısıyla buradaki alanı çok büyük. Yani bir neredeyse yumurta büyüklüğündeki bir alan beynimde bu elimi idare ediyor. Halbuki mercimek büyüklüğündeki bir alan kalça kaslarımı idare ediyor. Ki orası o kadar büyük olmasına rağmen küçük. Hı-hı. Çünkü oturuyor, kalkıyor bir de yürüyor. Başka bir şey yaramıyor. Hı-hı. Ama bu her şeye yarıyor. Bu buraya dokunuyor, bu kaldırıyor, bu her şeyi yapıyor. Bakın. Hayvanlar çift tırnaklı ya. Şimdi bu parmaklarımı kaldırdım, kapattım. Bakın şimdi iki parmak kaldı. Şimdi bu iki parmağımla her şeyi yaparım ben. Bu iki parmağı idare eden alan çok büyük. Hı hı. Yazı yazarım her şeyi yaparım. Bunların destekçisi. Tamam. Şimdi buraya geldim. Şu iki tane baş parmağım ve işaret parmağım arasındaki alan bunun için önemli. Bu şu demektir. Beynimden buraya emir gönderiyorum gidip Pelin'in elini sıkıyorum ya. Hı hı. Buradan da buraya emir gönderiyorum.
Hocam şu iki parmak da çok önemli. Tabii ki. Neden? Çünkü telefonumuz evet, var. Evet, telefonumuz var. Günaydın. Günaydın sabahın güneşim. Aha, teşekür ederim. Nasıl yakışmıyor mu? Canım benim, güzel yüzünüz olmasın. Çok teşekkür ederim. Burak hocama da hoş geldiniz. Sağ olun. Perincim, benim çok büyük bir sorunum var annem. Nedir? Ben, bugün doğum günüm. Doğum gününüz. Doğum gününüz evet. Kutlu olsun. Sağ ol, Allah razı olsun canım benim. Ben 53'üme girdim. 140 kiloyum. Değil mi? Kaç yaşındasınız bir daha söyleyin. 53 yaşındasınız. Ha. 53 yaşındayım, 140 kiloyum. Anladım. Ne olur ben sizden yardım istiyorum. Hocam. Tabii ki memnuniyetle. Tabii ki. Ya ben isterim ki gerçekten tüm dünyayı zayıflatayım. Çünkü hayatımı gerçekten obezliğe adamış. Hani tabii akupunkturda biz migren, bel fıtığı bir sürü tedavi yapıyoruz ama herkes beni obezite men olarak tanıyor. Yalnız hocam İstanbul'da. Tamam. Hocam İstanbul'dayım. Bak İstanbul'da oturuyor. Tamam. Yürüyemiyorum, nefes alamıyorum. Memnuniyetle sorun efendim. Bakıyorum. Pelin Hanım'ı hiçbir zaman kırmam. Sizi hiçbir zaman kırmam. Her zaman için gelebilirsiniz kliniğime. Ben de sizi hakikaten... Ay hocam Allah razı olsun. Ay Melekşe Hanımcığım, iyi hocam. Fikirden size doğum günü hediyesi TRT1'den. Ay hocam, Murat Topoğlu'ndan. Çok sevindirdin beni. Ay canım hatta benim. Seni sevindirsin hocam. Hadi inşallah. Hocam da proje seninle. Tamam, inşallah, inşallah yaparız. Önce karar vermişsin zaten. Ama... Verdim hocam, ben çoktan verdim. Yürüyemiyorum, nefes alamıyorum. Tamam, elimden geleni yapacağım. İnşallah seni de bir gün yürüterek buraya, bu programa bir 3-5 ay sonra... Ah inşallah hocam. Geliriz. Peki Menekşe Hanımcığım, biz sizin takibinizde olabilir miyiz? Yani şu anda... Tabii. Tamam, yani Nisan ayı itibariyle Murat Topoğlu'na gidecek Nisan sonu artık. Yani neredeyse yarısını geçtik. 140 tamam. Kilosunuz, inşallah adım adım göreceğiz sizi, olur mu? İnşallah, her hocam, zaman. Tamam. Tamam. Her zaman. Tamam Menekşe Hanımcığım. Telefonlarını biliyordur rejide arkadaşlar. Programdan çok sonra biz bağlantı kurarız. Elimden geleni yaparım. Telefonum var zaten orada. İnşallah yeni yaşınıza, yeni kararlarla, güzel adımlarla ve bir sonraki inşallah. Doğum gününüzde de böyle ben 140 kiloydum geçen sene. Bu sene mesela bir senede kaç verebilir? Vallahi 79'a indiririm. Oo inşallah. Valla bir senede bu kadar, ki o kadar kilo da onu nasıl rahatlatır? İnşallah yani. İnşallah yeni yaşınız size uğurlu gelsin. İnşallah. Murat hocam Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Canım ne benim. Demek? Öpüyoruz Allah sizi. Allah'ın gibi başımıza eksik etmesin. Amin. Cümlemize. Cümlemize. Kiminin parası kiminin Allah duası. Çok yani, teşekkür ederiz Menekşe. Ben isteyim hakikaten herkes zayıfladım ama tabii burada da anlatacağım şeyler de önemli. Sizler bunları iyi dinlerseniz gerçekten evde zayıflarsınız. Bir önceki programda yaptım. Bakın şu hareketi yapın. Karar verdim. Karar verirseniz bitirsin. Şimdi hemen ağrı noktalarımıza devam tamam. ediyoruz. Şimdi senin için çok özel bir nokta vereceğim. Hayırdır? Bu çok önemli. Siz meslek olarak ne yapıyorsunuz? Sunucuyum. Güzel. Sunucusun. Birisi geldi, karşılaştın bir yerde. Ya ben bu adamı, bu bayanı tanıyacağım ama... Ay bu kimdi? Ay oluyor, oluyor. Ha, geldi ya şimdi. Benim eski... Gerçekten oluyor. Bak benim eski konuğum muydu? İşte tabii bunca senedir televizyoncu olunca bir dizide oyuncu muydu? Yoksa bizim sokakta mı oturuyordu? Yoksa benim liseden mi arkadaşımdı? Hatlar karışıyor. Bu bizlerde çok oluyor ama bizim herkeste olan bir şey. Hatırlayamıyorsunuz. Evet, o normalde doğru. Bir takım isimler saymanızda yarar var. İşte kişi erkekse Ahmet, Mehmet, işte Hüseyin diye saydığınız zaman bazı kelimeler orada uyuşuyor. Ama şöyle bir hareket vardır. Uluslararası sunucularda bir bakarsanız şöyle bir hareket yapar sizi dinlerken. Ha şöyle. Ne yaptığını biliyor musunuz? Bakın şu parmak. Poz kesiyor. Hayır. Aa ne yapıyor? Poz kesmiyor. Bakın ne yapıyor. Burnuna burasına basıyor. Yani hemen bunu göstereceğim size. Onu sonra çıkartacağım. Burnumuzun bittiği yer. Bakın. Tam şuradan dudaklarımızın tam üst noktasına. Bakın tam buraya. Hocam şunları bütün kaldırdım. Olanı söndürdüm. Yok şimdi kaldırdım bunu. Ya. Bunları kaldırdım. Şimdi buraya bastırdığınız zaman özellikle öğrenciler de çok önemli. Mesela hafızalarında gelmediği bir şeyi de imtihanlarda gerçekten çok enteresan. Burası karatede de vurduğunuz zaman nasıl acır var ya. Bayılma noktasıdır, ayılma noktasıdır. Mesela çok enteresan sarı hastası nöbet geçirirken biz bunu gördük bizzat da sarı nöbet geçiyor yolda. Tabii ki bunu mutlaka nefes yolunu açıyorsunuz, boyunun şeyi kaldırıyorsunuz. Aha. Ama ondan sonra da buraya
bir yük şeyle basınçla basacaksınız ya. Ki bayıltıyorsunuz. Burası aynı zamanda bayılırmışım. Karate'de tekvandoda çok enteresandır. Burası aynı zamanda hafızayı artırıcı noktalar. O zaman ben bundan sonra beni bol bol yayında böyle göreceksiniz. Evet, böyle. Bak böyle yaparken şöyle Pelin bir şey hatırlamaya çalışıyor. Yok, şimdi bu çifreyi vermiş olduk. Lesi bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Evet, çıkarayım mı kalsın mı bu? Çıkartabilirsiniz şimdi. Onları çıkartıyoruz. Ya. Efendim şimdi. Hamileler için çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Bulantımız var ilk 3 ayda. Onları bana verebilirsiniz. O elimdekiler kalsın mı? O kalsın şimdilik. Başka yere yapacağım. Hamilelikte ilk 3 ayda bulantınız var. Bulantıya kadar ilaç da kullanamazsınız. Nasıl azaltabilirsiniz? Biz dediğim gibi kendi akupunktur tedavilerimizde bunu iğneler yapıyoruz ama siz evinizde bulantıyı azaltmak için bir de otobüs tutmaları var. Araba tutmaları evet, var. Evet, evet, evet. Arabada da aynı şekilde yapabilirsiniz. Arabada da bir masaj yapmak koşuluyla, evdeyseniz de buz uygulamak koşuluyla gene elimizi şu şekilde yapıyoruz. Bakın, avucumuzun iç tarafı. Burası bileğimiz. Bileğimize 3 parmağınızı koyar mısınız? Benim şöyle yaptığım gibi. İşte. Şu bilek çizginize, pardon, 3 tane parmağınızı koyuyorsunuz. Koydum. Bittiği yer, yani tam burası, bekleyelim. Bittiği yer ve tam orta alana ben gelip bu nazar boncuğumu gösteriyorum. Görüyor muyuz? Evet. Çekin şimdi elinizi. Bakın. 3 parmağını koydu Pelin Hanım. Tam orta noktası burası. Çok ilginç bir noktadır. Hatta şu anda yurt dışındaki gemilerle seyahat edenlerde de buraya çocuklara özel manyetik bant takarlar. FDA'nin de onayladığı bir akupunktur noktası. Yani aşağıda altyazıda hamilelik bulantılarını azaltmak için ne yapmalı diye okuyorsunuz ama bu genel bütün bulantılarda bütün da uygulanabilir. Bütün bulantılarda uygulanabilir. Buraya tabii otobüste gidiyorsanız buz olmaz, buraya basınç uygulayacaksınız. Bakın. Aa, çok enteresan. Acıyor ya. Çok enteresan. Çok demek enteresan. Şu anda mideniz şu anda hassas. Aynı zamanda mide üst kısmını gösteren alanlardan. Öyle bahsediyor. Mi? Evet. Yani burası enteresan. Buraya 2-3 dakika boyunca ya buz ya normal elimizde masaj yapacağız. Geçinceye kadar bulantı. Şimdi bunun tam ters tarafı var. Ters çeviriyoruz. Bu sefer de gene bu sefer el bileğimizin şu çizgisine gene 3 parmağımızı koyuyoruz. Koydum. Siz koyun. Harika. Tam bittiği yere de ben şu mıknatısımı, nazar boncuğumu koyuyorum. Tamam, bakın, tamam çekebilirsiniz. Şimdi ne yaptı Pelin Hanım? Bu sefer elimizin dış tarafı, el bilek çizgisi, buradan 3 parmak aşağı getirdik. Buraya tam orta noktası. Burası neyle ilgili biliyor musunuz? Bağırsaklarınız az çalışıyorsa, kabızlık söz konusuysa, buraya gene buz veya masaj uygulayın. Gerçekten çok büyük yardım. Kaç dakika? Yani 2-3 dakika, hatta uzatabilirsiniz 5-6 dakika. Her gün bunu sabah akşam yapalım. Bağırsaklarınız daha iyi çalışacak. Aa, çok enteresan bir şey söylediniz. Çok ilginç. Ya bu mide bulantısı ile ilgili ben duyduğum bir şeyi anlatabilir tabii miyim? Ki. Ama yani bazı uygulayanlar var. Karşılık aldığını söylüyorlar. Hı hı. Bizim Fatoş ablamız var. Buradan öpüyorum onu. Fatma Kulu. Şimdi o anlatmıştı bana. Yolculuğa çıkacaksınız. Yani bilmiyorum ama bak oluyor mu olmuyor mu? Yani olanlar var olmaya da bilir. Bilmiyorum. Benim söyleyeyim çünkü, ben söyleyeceğim. Şeyler var ya yara bantları. Hı. Şu göbek deliğine yara bandını şöyle üçgen şeklinde... Ay üçgen diyorum, X şeklinde koyuyorsunuz çapraz. Hı. Onu öyle kapattığınızda daha az bulanıyormuş yolda. Şimdi aslında orada yapmış olduğu şey de orada birçok akupunktur noktası var. Öyle mi? Onlara biraz belki etkileşim yaptığı için durduruyorsunuz. Ama bazılarında işe diyorum ya Allah denemesi bedava yani. Alt tarafa iki tane yara bandını koyacaksınız, aslında deneyeceksiniz. Aslında ona bakacaksanız şuradaki iman tahtamız var biliyorsunuz. Evet. İman tahtasının altında şurası bitiyor biliyorsunuz. Ha. Bittiği yer var. Evet. Çukur var. Evet. O çukurla göbek deliği var. Evet. Göbek deliğiyle bir çizgi çizin buradan buraya. Çizdik. Tam orta noktasına. Şurası. Oraya basınç yapın. Gene aynı şekilde etkilersiniz. Yalnız bir söyleyeyim. Buraya basınca biraz insanın midesine vuruyor. Tabii. Tabii. Ama tabii ki buraya yani çok böyle basınç çok zordur. Ama oraya buz yapabilirsiniz. Şimdi başka bir şey daha anlatacağım. Streslisiniz. Kocamıza stres olduk, sinir olduk, hanıma sinir olduk, çocuklara sinir olduk. Trafikte delirdik. Evet, işte iş hayatında patrona sinir olduk. Akşama sinir küpüyle geldik. Ve ağlama nöbetlerimiz başladı. Ağlıyoruz, üzüntümüz var. Tabii ki bunlar tıbbi tedavi gerektiren şeyler. Ama en azından o olayı biraz daha aza çekmek için evde yapabileceğimiz çok önemli akupunktur noktaları var. Bunlardan bir tanesi... Tam bu sefer iki kaşımızın ortası. Ha, az önce domdom kurşun dediğim buymuş. Buydu işte. Tam buraya
Hintlilerin taktığı üçüncü göz denilen yerlerden bir tanesi. Ya bunu her dakika takalım. Ne yapıyoruz buraya? Bakın birisine bile sinirlendiği zaman buraya şu şekilde bir sakin bir odaya geçip şöyle elinizi bastırırsanız, böyle ovalarsanız, bir de aynı şekilde gene biraz önce gösterdiğim kulağın en tepe noktasıyla alnımızın en tepe noktasını yani çizip de burada karşılaştığı tepemi attırma noktasını bu şekilde basınç veya buz, buraya da basınç veya buzla stresinizi azaltırsınız, temiz bir uyku çekersiniz. Oh. Bir de çok enteresan bir şey daha var. Şu güzelmiş bunu. O çok güzel. Bunu ben deneyeyim. Her gün deneyeyim. Bir de mesela alerjik reaksiyonlar vardır. Alerjileri evet. azaltmak için. Evet. Mesela burun alerjisi var. Şakır şakır burnunuz akıyor. Saman nezlesi var. Bunları biraz sonra bahar yorgunluğu ile ilgili şeylerden anlatacağım ama ona bir ayak olsun diye. Gözümüz akıyor. Göz konjonktivitimiz var veya burnumuz akıyor. Rinitimiz var. Şakır şakır hapşırıyoruz. Azaltmak için bizim gene kullandığımız noktaları siz de evde kullanabilirsiniz. Bu sefer gene o biraz önceki nazar boncuğum kalacak. Tamam. Tam burası sinüs boşluklarına tamam. içerler. Bir de bakın şurada bir burnumuz var. Şurada bir burnumuz var. Evet. Var hocam. Var evet. tabii ki var burnun. Var bir burnumuz doğru. Onun tam bir kanadı var. Tamam. O kanadının en yüksek olan al kısmının. Burası. Şuradaki çizgiyi kestiği yere tam hiç öyle yapmamıza gerek yok. Tamam ben buraya koydum. Bir tanesi de bu tarafa denerseniz çok enteresan. Ama bu tamamen bilim için kendini feda ediyorsun Pelin bugün. Gerçekten öyle. Şimdi bakın iki tane görüyor muyuz? Burnumuzun yan kanatları. O kanatların buradaki çizgiyle birleştiği yer. Ben kendime de koyayım buradan. Bakın bir tanesi burada. Bir tanesi şu kanatlar tam kesiştiği nokta. Bakın burası. Şimdi buraya şu anda bizi izleyenler hepsi yapabilir. Şu iki işaret parmağınızı getirin buraya koyun. Bu şekilde basınç yaparsanız burnunuz şak diye açılır. Ya da akıyorsa akması durur. Aha, çok ilginçtir. İlginç. Aynı yere buz da koyabilirsiniz. Tabii bir de burası. Üçünü birden yani iki kaşımızın evet. ortası burası ayrı zamanlarda buz koyduğum zaman ve bunu her günde yaparsanız gerçekten o alerjimizi azaltıyoruz. Aa, çok ilginç. Çok enteresan. Şimdi bir de ayak bilekleriyle ilgili bir noktamız var. Aha. Bugün çok güzel bir ayakkabıyla gelmişsin. Teşekkür ediyorum. İnanılmaz çok şık böyle gelen bir kamera arkadaşımız. Bu arada rejiden söylediler. Çok böyle elbiseni şu, de bugün beğenmişler. Teşekkür ayaklara ediyorum. Ayaklara bir gelelim. Çünkü ayaklarla ilgili nokta var. Orada neyi göstereceğiz? Hanımlar burada pür dikkat dinliyorsunuz. Adet sancınız var. Aa. Sancılı adet görüyorsunuz. O sancılı adeti azaltmak için biz burada akupunkturla tüp bebek tedavileri de yapıyoruz biliyorsunuz. Hem yumurtanın akupunkturla. Abi, yumurtanın sayısını artırmaktan tutun da annenin karnındaki bebeğin tutma olayını artıran %30 oranında artıran akupunkturda yapıyoruz. Biz şimdi oradaki noktalardan bir tanesini göstereceğim. Hadi bakalım. Aynı nokta aynı zamanda adet sancılarını azaltıyor. Hmm. Çok enteresan. Ben aşağı iniyorum. Tamam hocam. Şimdi ayak bileğimizi bir tanesini hangisini şunu, bunu mu? Bunu öne çıkart. Tamam. Çok güzel. Ben de böyle kereyim. Şimdi burada bir tane ayağımızın en iç tarafında şurada bir en tümsek bir nokta vardır biliyorsunuz. Hı. Ayak bileğimizin iç tarafındaki en tümsek kemikçik. Bu kemikçiğin üzerine üstünü buluyoruz. Buna 4 tane parmağımı buraya koyuyorum. Kendi parmağınızı koyuyorsunuz. Gene iç tarafta tam bunun bittiği şu orta alandır. Şu kısımdır. Hassas bir alandır. Buraya ben şöyle gösteriyorum. Hı. Bir daha söylüyorum. Ayağın iç tarafı, iç tarafındaki kemik buluyoruz. Kemiğin en yüksek noktasını buluyoruz. Buraya 4 parmağımızı koyuyoruz. Bittiği yer. Buraya siz masaj yapabilirsiniz ister elinizle ister buzla. Her iki ayak bileğine yapacaksınız bunu. Vallahi. Burada koyalım. Vallahi yakıştı da. Ya. Gene bakın iç görüyorsunuz en tümsek noktası burası. Hı hı. Buraya 4 parmağımı koydum. Hı hı. Bittiği yer. Nazar boncuğu düştü. Pardon. Hı. Evet tam burası. Evet. Evet. Şimdi burası da gerçekten inanılmaz bir şekilde çok etkili. Özellikle mesela biz burada tabii şeker hastalarında vesaire hastalarında da çok Aha. kullandığımız noktalarda mesela. Bir de başka bir yer daha göstereceğim. Tamam. Bu sefer midemizde hoşsuzluk bir hissi var. Hı. Midemizde gaz şikayeti var. İşte biraz da bağırsaklarımız gene böyle oraya gidiyor buraya gidiyor. Midemiz yanıyor. Asit var, reflü var. Hemen geliyorum yine aşağı iniyorum. Bu sefer bakın Hı. şu evet böyle ön tarafı tutarsanız. Şu öyle da, mi? Aynen öyle. Çok azıcık biraz kaldırmamız tamam Hı. o kadar yeter demiş. Şimdi bakın diz kapağımız biliyorsunuz burası diz kapağımız. Hı hı. Diz kapağımızın altına indiğim zaman siz dimdik durun. Ha, korkmayın. Ha. Şimdi burada tümsek bir kemik parçası vardır.
tümsek bir kemik parçası. Bakın bir daha gösteriyorum. Burası diz kapağımızın patella dediğimiz eklem. Bunun altına giriyorum. Şurada bir ligament var. Bunun altında şurada tümsek, bakın en tümsek kemiği görüyorsunuz. Bunun bir parmak dışına geldiğim zaman burası, bizde mide 36 numarası diye bilinir. Buraya gerçekten buz koyduğum zaman veya oraya basınçla, bakın çok hassas bir alandır burası. Siz üstün mesela göstereyim size, hassastır burası. Buraya basınç uyguladığınız zaman veya oraya buz uyguladığınız zaman gerçekten midenizdeki ağrı ciddi azalır. Çok güzel. Çok enteresan bir yer. O zaman ilerleyen dakikalarda seyircilerimiz ekran başından ayrılmasın. Belki onların da tabii soracağı ki. Mesela şöyle bir derdim var. Bununla ilgili vücudumda herhangi bir noktaya buz uygulasam geçer. Tamam. Şimdi bir dakika, onlara geçelim hocam. Bu arada arkadaşlarımız soruları da alsın. WhatsApp hattından da zaten bizlere yazabilirsiniz. Şu nazar boncuklarını da bir şöyle çıkarayım. Filtre kahveyi çok saran olmuş. Ay kahvemiz soğudu mu? İçelim onları hocam. Çok güzeldi. İçelim. Ben burada. İçeceğim. Benimki burada. Şimdi filtre kahveye geçiş yapıyoruz. Geliyorum. Evet. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şimdi filtre kahveyi nasıl yaptık? Bakın gerçekten çok güzel sevgili seyirciler. Hani böyle yayında olur ya, yalandan şey denir. Böyle çok güzel falan, öyle değil. Yani ben kahveyi de çok severim. Gerçekten güzel. Lavantayla çok güzel olmuş. French press ile yapıyor insanlar. Hı hı. Metal bir aparatla. Ama biz daha doğal bir yöntem kullandık. Yani evlerinde kullanmadıkları bezler, sıfır beyaz bir renkte çorap. Bu görmüş olduğumuz çorap kumaşı. Ama biz bunu filtre kahve makinesi gibi yaptık. Hı hı. Bunun içerisinde ortalama bir tatlı kaşığı filtre kahve. 2-3 gram da, yani bir çay kaşığı da lavanta koyduk. Bunu ortalama 3 dakikada demledik. Suyumuz kaynadıktan sonra 30-40 saniye bekledik. Çok sıcak suyla demlersek kahvenin bütün karakteristik özelliği ölür. Hı hı. Yavaş yavaş saniyemizi ve gramajımıza sadık kalaraktan demledik. Tamamen doğal. Hı hı. Bu şekilde demlerseler kahvenin bütün tadını alırlar. Kahveyi de şöyle göstereyim ona. Mesela hiç öğütülmüşle öğütülmemiş çekirdek kahveyle normal kahve bir olmaz. Buyurun. Hiç öğütülmemiş, öğütülmüş de öğütülmemiş bir olur mu? Buyurunuz. Mis gibi, vallahi. Ay çok güzel ya bu kahve kokusu. Sürekli uyanık duracağız bu programda artık. Harika, harika. Kahveyi çekirdek alsınlar her zaman. Peki kendileri bu mesela öğütsünler. Lavanta yerine başka hangi tabii tercihlerde bulunabilirler? Portakal, limon kabuğu, tarçın, zencefil, karanfil muhteşem oluyor. Bitter çikolatayla ve baharatlarla kahve muhteşem oluyor. Ya yakışıyor. Çok birbirine uyumlu oluyor. Nasıl yapıyorsunuz bitter çikolatayla? Mesela bunun içerisine mesela demledik ya. Aha. Lavantaları görüyorsunuz. Evet. Bunun içerisine lavanta değil de küçük küçük bitter çikolata rendelesinler. Hı. Öyle yapsınlar. Mesela Güney Amerika kahveleriyle bitter çikolata tatları çok güzel oluyor. Mesela bu denlediğim kahveyle lavanta nasıl uyum sağladı? Çünkü Sumatra kahvesi. Hı. Asya Pasifik kahvesi olduğu için lavantaya çok güzel uyum sağladı. Evet. Afrika kahveleri tropik iklim olduğu için, hı hı, o da turunçgil tatlarıyla çok güzel oluyor. Portakal, hı, ve limonla çok güzel oluyor Afrika kahveleri de. Peki bu aralar modaymış. Seyircimiz sormuş. Ben gerçi hiç uygulamadım da Türk kahvesini su yerine sodayla yapıyorlarmış. Hiç duymuş muydunuz? O sadece köpük yapıyor. Hı. Onun dışında kahvenin bütün tadını, sodayı kahve yapmadan önce içip ağzını çalkalayıp kahvelerini öyle yesinler. Sodayla yapmasınlar. Onun yerine sodanın yerine, yani soda, köpüklü yapmak dedikleri zaman demin göstermiş olduğum gibi filtre kahveyi nasıl öğüttüysek Türk kahvesini de çekirdek olarak alıp kendileri öğütsünler. Soda, Türk kahvesini tahta kaşıkla yapıp tahta kaşığı karbonatlı suda beklesinler. Bu ufak bir yöntemdir. Hı hı. Ekstra köpüklü yapar. Bir de Türk kahvesini... Ekstra köpüklü yapar. Tabii. Bir daha söyleyeyim bakayım onu. Türk kahvesini yaparken tahta kaşık kullanacağız. Tahta kaşığı karbonatlı suda bekleteceğiz. Karbonatlı suda bekleteceğiz. Evet, karbonatlı suda bekleteceğiz. Bak bu, bilmiyordum bunu. Hiç bilmiyordum hem de. Şeyi merak ediyorum. Siz Türk kahvesini... Vaktimiz var mı? Şu Türk kahvesiyle ilgili sormak istiyorum çünkü. Tamam. Şu Türk kahvesini aynı mı yapıyoruz diye merak ediyorum. Evet. Şimdi nerede bizim cezvemiz? Burada bir cezve vardı. Buyurun. Şimdi normalde ne yapıyoruz? İşte alıyoruz kahveyi, değil mi? Aynen, Türk kahvesini alıyoruz. Türk kahvesi. Diyorsunuz ki Pelin mutlaka tahta kaşık kullan. Bunu da karbonatlı suda bekle. Evet. Şimdi karbonatlı sudan bunu çıkardım. Tamam. Sildim mi? Yok, silme yok. Direkt ben sonra, ama bakın Türk kahvesini öğütülmüş olmayacak. Kendiniz öğüteceksiniz. Şöyle bir değirmen alacaksınız. Tamam, değirmeni aldım. İçine Türk kahvesini koydum. Ondan sonra çevirdim. Karıştırdınız. Şu hale getirdim. Aynen. Ondan sonra bunu karbonatlı sudan çıkardım. Çıkartıyorsunuz.
bir tatlı kaşığı kahve ilave ediyorsunuz ama... Bu ama sudan çıkmış böyle ıslak ıslak. Aynen, yani. Aynen, aynı şekilde. Ondan sonra bundan aldığım şöyle halde mi, şu halde mi yoksa silme mi? Onun iki katı. Ha bunun iki katı. Tabii. Bir de kahveyi çok az koyuyorlar. Şimdi bu kaç kişilik? İki kişilik mi hazırlıyorsunuz? Bir kişilik. Bir kişilik. Ha, bir kişilik. İki defa koyuyorsun. 5 ile 7 gram arası. Şöyle bir şey. Biraz doğru daha mu? Fazla koyabiliriz tabii. Tamam o zaman hocamın söylediği gibi olacak. Yani bu böyle bir seferde olmayacak. Olmaz. Şöyle bir. Bakın bir. Sevgili seyirciler bu bir. Bir de böyle iki. Bu bir kişilikmiş. Biz normalde mesela evet. Bu kadar fazla bir kişi ben düşünmezdim. Bunu koydum. Heh. Ondan sonra... Ondan sonra suyumuzun derecesine geliyoruz. Çok suyumuzu önemli. Nasıl yapıyoruz? Ben... Soğuk suyla yapıyoruz değil mi? Ben soğukla yapıyorum. Soğuk suyla yapmayacağız. 30-40 derece, 50 dereceye kadar biz sıcak su kullanacağız. Sıcak suyla tabii. Mı yapıyorsunuz çünkü siz? Çünkü soğuk kahveyle yapıldığı zaman kahve... Tat değişimine uğruyor. Peki mesela burada şey şu anda bu bayağı bir sıcak çay onu soğuk suyla soğuk suyla yumuşataraktan dökeceğim. Tamam. Mesela evet, canlı şöyle. Canlı şu anda Pelin şöyle yapacağız. Yarım bardak soğuk su, yarım bardaktan biraz fazla. Ay bir dakika yanarsanız korkarım. Yok yanmam ben. Yani güzel tutun o zaman. Tamam. Tamam koyduk. Şimdi kaşıkla doldurduktan sonra kaşıkla soğusa yapıyoruz. Çok fazla karıştırmıyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben mesela karıştırmıyordum. Karıştırmazsanız çözünülmez. Topak topak olur. Ha. Ya telvesi çok dibine çöker ya yukarı çok çıkar. Bir de o yüzden olmuyormuş ya. Kahveler. Bunu yaptıktan sonra, bunu yaptıktan sonra mesela 3 dakika, 4 dakika beklemeye gerek yok. 1,5 dakikadan fazla ocakta bekletirsek kahvemiz yanmaya başlar. Ha. Yanarsa köpük de olmaz. Evet. Çok fazla kaynamış kahve de sağlığa zararlı. Tamam. Kafeini gider, aroması da ölür. Tamam. Hiçbir şeye benzemez. Tamam. Bunu da böyle taşmaya başladığında hemen böyle kaynamadan alacağız. İlk köpürmede hemen alıp fincanlara tamam. Dolduruyoruz. Tamam. Şimdi reklama gideceğiz ama reklamlardan sonra dondurma yapacağız. Dondurma yapacağız. Tatlı yapacağız. Tatlı yapacağız. Bitter çikolatadan. Ondan sonra mesela... Şu çileklerden de yiyecek miyiz? Tabii ki. Türk kahvesiyle menengiçi karıştıracağız. Aa. Menengiçi karıştıracağız. Daha sonra ve daha kahvesi. Neler neler ve evet. Murat Topoğlu'na yine sorabileceğiniz sorular var. Beyaz gelinlik içeceği çok önemli çünkü Allah mevsim yaklaşıyor, yaz geliyor, gelinlik giyeceğim, zayıflamam lazım. Veya neyse hızlı zayıflamak isteyenler için önerileri var. Hepsi birazdan iyi fikirde. İyi fikir. Görüşleriniz ve fikirleriniz bizim için çok değerli. İyi fikirlerinizi yazın. Siz bize, biz Türkiye'ye iletelim. WhatsApp hattımız 0545 541 5050. Telefon numaralarımız 0212 259 7090. 0212 259 7091. Ve devam ediyoruz sevgili seyirciler. Murat Topoğlu'na hemen döneceğim ve başta vaat ettiğimiz bahar yorgunluğunu nasıl üzerimizden atarız sorusunu yönelteceğim. Evet efendim herkes kalemleri kağıtları hazırlasın. Şu anda anlatacağım şeyler hakikaten hiçbir başka bir programda anlatmadığım şeyler. Bahar yorgunluğumuz var. Vitaminler kullanıyorsunuz, mineraller kullanıyorsunuz işte ama bu arada antioksidanlar da çok önemli. Onları da anlatacağım. Bu arada hepimizin bildiği A vitamini var, B vitamini var, C vitamini var, D vitamini var. Bunların nelerde olduğunu aşağı yukarı artık ilkokul öğrencileri de biliyor ama genelde bir küçük bir tekrar yaparsak. Bakın D vitamini en çok olan şeyleri hemen gösteriyorum. Balıkta D vitamini ne işe yarar D vitamini? Kemiklerimizin gelişmesinde, kemik ağrılarında bütün kışın boyunca maalesef D vitaminimiz çok düşük oluyor. Onun için bakın balık, yumurta gösteriyorum ve tereyağında var. Bu olmazsa olmaz. D vitamininin eksikliğinde kilo veremeyiz. Hı hı. Bu arada hani kiloya da bağlayacağım. Çünkü D vitamininin mutlaka belli bir 50'nin değerinin üzerinde olması lazım. Hepimiz biliyoruz B vitamini ekmeklerde, tahıllarda bol var. Ona geçiyorum. Ama burada K2 dediğimiz bir vitamin var. Şöyle gösteriyorum kameraman arkadaşıma. K2 vitamini. K2 vitamini o kadar önemli ki pıhtılaşmada, kanımızın pıhtılaşmasında çok önemli. Hı hı. Çünkü K vitamini olmadan hatta yeni doğan bebeklere... K vitamini iğnesi yaparlar biliyorsunuz. Hmm. Tabii anneye de aynı şekilde pıhtılaşmayın. Neler de var? Bakın ıspanak. Şu ıspanak o kadar güzel bir şey ki. Yani Allah'ım ne güzel bir şey yaratmış. Yani şu ıspanak da yok yok. Biraz sonra anlatacağım şeyler de önemli. Bakın lahana. Onda da var K2 vitamini.
Yani yeşil olarak kara lahana. Şu kara lahana, Karadenizler gerçekten hasta olmuyorlar. Neden biliyor musunuz? Şu kara lahanayı bol miktarda tabii yedikleri için. Onun sarması İnanılmaz. Da güzel olur. Fakat burada bahsetmek istediğim başka şeyler de var bu vitaminlerin haricinde. Şurada özellikle pankart yazdım. Bakar mısınız? Hiç bunları belki ilk defa duyuyorsunuz. Astaxantin, sumak ve karanfil. Hadi sumak ve karanfil biliyoruz. Biliyoruz. Astaxantin nedir biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Çok önemli. Dünyanın ikinci en büyük antioksidanı. Hmm. Ne demek antioksidanlar? Çöpçüler demek. Ne demek çöpçüler? Şimdi bir yemeği yediğimiz zaman ne yapıyoruz? Sindiriyoruz. Sindirdikten sonra ne yapıyoruz? Affedersiniz. Dışkıyla, idrarla atıyoruz. Doğru mu? Tamam. Hücrelerimiz var. Hücrelerimiz de ne yapıyor? Alıyor şekeri, alıyor proteinini, karbonhidratı, ne bileyim yağını alıyor, besleniyor. Sonra atık maddesini hücrenin dışına çıkartıyor. O hücrenin dışına çıkarttığı zaman onları oradan kim alacak? En büyük antioksidan aslında su. Ha. Çünkü o çöpçü diyoruz ya, su alıp götürüyor. Ama ikincisi de bu, astaxantin. Nereden bulacağız onu biz? Astaxantin, nerede bulacağız? Hemen göstereyim o zaman. Buyurun. Bakın, hemen geçiyorum buraya. Astaxantin, şurada var. Bir, yumurtada var astaxantin. Tamam. Bir de karideste var. Karideste de var. Bu yumurta ve karidesi hakikaten bol miktarda tüketirsek astaxantin alırız. Yani ikinci derece 2.822.000 orak vali diyoruz biz ona, değeri var. Bu ikincisi. Üçüncü sırada ne geliyor biliyor musunuz? Bakın hemen onu yazdım. Hı hı. Sumak. Sumak yiyen kişi kesinlikle hasta olmaz. Bir, sumak yiyen kişi hızlı kilo verir. İki. Hocam. Bir şey söyleyeceğim. Onlara devam edeceğiz ama tabii. Şu beyaz gelinlik içeceği hemen yapalım kardeşim. Mı onları? Yani gelinlik mevsimi geldi, düğün mevsimi geldi. İşte bizim akrabalarla düğüne gideceğiz. Ya ben çok kilo aldım da ya da gelinliğe giyeceğim de acaba iyi gözükecek miyim derdine düşenler. Şimdi bu hem bir öğün yemeği yerine geçecek hem de bir tatlı yerine de geçecek ama öğün yemeği olacak. Elimizdeki malzemeleri hemen elimize alalım Pelin'cim. Tamam. Bakın. Beyaz gelinlik. Neler beyaz? Şurada yeşil elma var ama içi beyaz. Muz var, içi beyaz. Yarım yağlı sütümüz var. Bir de ne var burada? Bizim en çok yeni antioksidan biraz önce söylemiştim. Zencefil var. Şimdi bunları isterseniz burada bir mutfak robotumuz var. Az önce söylediğim gibi benim de sadece gelinler değil işte akrabalar, kimler, tabii, nişanlı beyaz kızlar. Beyaz olduğu için biz buna beyaz gelinlik ismini ama çok güzel isim bulmuşsunuz. Yani hısım akraba artık kim katılacaksa o düğüne arzı endam edecekse bu beyaz gelinlik diyetinden yapsın. Evet şimdi muzumuzu alıyoruz. Şu şekilde elimle parçalayacağım artık. Şöyle koyalım. Muzumuzu güzelce soyduk ve bunu bu şekilde koyduk. Bunu koyalım buraya. Şimdi elmalarımızı küçük küçük kesebilir miyiz Pelin'cim orada? Olur, şurada, elma nerede? Içine, şurada elmamız. Tamam. Şimdi küçük ben küçük bunu... kasıtımız ne kadar küçük? Zencefilden çok az koyalım çünkü çok acımsı yapar. Şöyle mi? Evet. Şöyle mi? Evet evet. Bir ortadan böyle. Oldu. Biraz daha bir yapalım. Ay hocam ben yeter. Ne hallere düştüm hiç bak. Süper. Bilmediğim nasıl. Konu elma nerede? Elma? Sorular. Ha, elma burada şurada, ya. Şurada elma. Ha bunu. Tamam. Şimdi Arzu. Ben... Elmayı ne yapayım? Ona küçük doğrayacağız içine atacağız bunları. Ne kadar küçük? Bir dilim mi? Kabuğunu soyayım mı? Yok, aynen kabuklarıyla beraber. Kabukla mı? O zaman içini çıkarayım. Her şeyi yiyelim. Her şeyi kabuklu. Şöyle mi? Aynen. Biraz daha küçük yapayım mı? Olur. Ben içine atabilirim onları. Harikasın. Hı. Tamam. Elmaları aldık. Hocam, ha? Bir dakika. Bu niye akmıyor? Dur bir dakika bakayım içine gelmiş olabilir. Şöyle bakacağız. Gel gel göster. Ha şunu mu? Şöyle mi? Arzu. Gel şekerim. Posasını buraya çıkarttı da onun suyu geldi. Süt de koyacağız ya zaten. Tamam ben bütün elmayı soyayım mı? Daha doğrusu hazırlayayım mı? Hocam. Tamam harikasın. Tamamdır. Hah tamam. Doğru yine oraya. Hiç sorun değil. Bu arada ne diyeceğim size? Hintliler bugünün şanslı olduğuna inanıyorlarmış. Ve bak tesadüf hiç aklımıza bile gelmemişti. Şimdi. Yeşil giyiyorlarmış. İlginçtir değil mi? Şimdi bakın. Şunun içinde bir çekirdek var. Görüyor musunuz? Evet. Bakın. Ne önemli göstereceğim hemen. Haftada bir kez lütfen 3 tane elma çekirdeğini ağzımızda alıp parçalayarak yiyelim. İçinde bunun siyanür bile var.
Her zehir bir ilaçtır. Her ilaç bir zehirdir. Dolayısıyla inanılmaz sizi hastalıklardan koruyan şu gördüğümüz elmanın içindeki 3 tane çekirdeği haftada bir kez olmak kaydıyla ağzımıza alıp çiğneyerek yiyelim bunu. Yiyelim madem. Hadi ya. Yiyelim. Vallahi canım çekti çekirdek. Çok canınızın çekeceği kadar tadı mı ama var? Ama o kadar sağlıklı ki. İnanın ayva çekirdeği de olur, armut çekirdeği de olur. Olur. Şimdi bunları hemen koyalım istersen. Şöyle hızlıca yapalım biz bunu. Atıyorum. Atalım, atalım, atalım. Doğrayalım. Beyaz gelinlik içeceği hazırlıyoruz. Hem içecek, arkasındaki posasını da yiyebiliriz. Şimdi bunları hemen ben tekrar blender'a getireceğim. Şu şekilde tutacağım. Tamam. Allah Allah Allah. Şimdi gelecekler bir de sütümüzü koyacağız. Şurada. Bu kadarcık mı? Sütümüzü yok daha yok bunu yapacağız. Tamam. Şimdi ne koyduk? Yarım yağlı süt koyduk. Hı hı. Azıcık zencefil koyduk. Elma koyduk. Bir tane de muz koyduk. Tamam. Bunu hemen şöyle bir bardağımız var. Evet. Şimdi. Hı. Size de vereyim mi azıcık? Olur. Bence siz de alın. Ay içeyim mi ben bunu tabii şimdi? Çok lütfen siz kırın. Beyaz gelinlik. Evet sevgili seyirciler sizler için beyaz gelinlik içeceğinden tadıyoruz. Bunun içinde ne var? Yarım yağlı süt var, protein var, karbonhidrat var, zencefil, o antioksidanlar var. Vallahi güzel. Hiçbir şeker yok. Hı-hı. İstiyorsanız içine bir kaşık da bal tüketebilirsiniz, olur, koyabilirsiniz. Valla bal da güzel olur. Çok da güzel olur. Ama bir dakika diyet ama ya nasıl bal yiyeceğiz? Yok bir kaşık bal her zaman ben tüm hastalarıma veririm. Tamam. Bunu peki ne kadar da bir içiyoruz? Şimdi bunu öğün yemeği olarak yiyeceksiniz. Mesela sabah kahvaltınızda, şimdi bizi izliyorlar ya beyaz gelinlik içeceği nasıl zayıflatacak. Sabah bir dilim ekmek, peynir, domates, zeytin. Öğlen bunu yapıyorsunuz, akşama da bir ızgara et yiyorsunuz. İşte ızgaretimiz de burada var. Bakın hemen gösteriyorum. Şu kadarcık bir biftek veya 5-6 tane köfte yanında bol salata yoğurtla tüketebilirsiniz. Bir öğün, bir gününüzü anlattık bu şekilde. Bunu bu şekilde tüketebilirsiniz. Şimdi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir tane seyircimizden mesaj gelmiş. Sevil Hanım diyor ki, Pelin Hanım diyor yani tamam hani ben bunları yapayım edeyim ama benim metabolizmam yavaş diyor. Şimdi ben ne yapsam olmuyor tamam diyor. Metabolizmanın yavaş olup olmadığını anlamak için mutlaka biz tabii ki her gelen hastamıza kan testi istiyoruz. Nedir? Tiroid bezlerimiz. Tiroid bezlerimiz metabolizma ile ilgili en önemli organlarımızdan bir tanesi. Tiroidin az çalışması tabii ki kişinin kilo vermesini yavaşlatır. Ama burada bizi izleyen binlerce şu anda genellikle hanımlarda olan tiroid rahatsızlıkları var. Yo erkeklerde de çok. Var ha? Ama yüzde neredeyse 10-15 civarındaysa kadınlarda %90 maalesef. Güzel bayan hastalığı gibi geçiyor bu maalesef. Enteresan. İyi çok güzel gönül aldınız ha. Diyelim. Ama hakikaten enteresan. Şimdi bu tiroid rahatsız olanlar hiç kilo veremeyecek mi? Öyle bir şey yok. Verecekler. Şimdi insülin direncim yüksek, insülin direncim yüksek doktorcum kilo veremiyorum. Bahaneleri bırakalım. İnsülin direnci yüksek olan kişi zaten kiloludur. Kiloyu verince zaten insülin direnci kalmaz. Hmm. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Yani kalmaz ki. Dolayısıyla insülin direncini eğer yok etmek istiyorsanız kilo vereceksiniz. Başka bir çare aramayacaksınız. Bu kadar basit. Sonra o insülin direnci de sizi şeker hastalığına götürecek. Bu arada az önceki sütümüz light mıydı bizim? Yarım yağlı et. Ha tamam. Yarım yağlı süt aldık evet. Şimdi gelelim ne içeceğiz ne içmeyeceğiz. Bunlar da önemli bakın. Kalorisiz olarak, kalorisiz dediğimiz, yani kalorisi hiç olmayan içecekler nedir sence? Kalorisi hiç olmayan hiç su tabii ki. Evet, işte burada. Bakın, eğer su az içerseniz kilo alırsınız. Su çok içerseniz kilo vermeye çok büyük yardımcı. Biraz önce anlattığımdaki antioksidanlar tamam gibi. İki, şurada gördüğümüz bitki çayları. Normal işte yeşil çay, efendime söyleyeyim ada çayı ve Türk bildiğimiz siyah çay. Hocam bize yağ yakan çayı anlatın. Biz çaylarımızı çok iyi biliyoruz. Bir de Türk kahvesi. Bunlar hiçbirine şeker atmanız zaman kalorisi yok. Şunlar da uzak durmamız gereken yasak olan içecekler. Ya onları çok iyi tanıyoruz biz. Evet biliyoruz. Gazlı içecekler, sıkılmış meyve suları. Hocam şu yağ yakan çayı verin bize. Hemen ne verelim olur ne hadi olur. Hadi gelin buradan. Evet yazın bakalım şimdi alt yazıda yağ yakan çay. İşte bir tane var burada önümde. Bakın. Lıkır lıkır içeceğiz. Bedenimizdeki yağlar mı gidecek? Aynen. İlginç. Şimdi bir sıcak su hazırlayabilecek miyiz? Orada i̇şte orada var. Arzu.
Hemen. Hayatımızın arzusu. Arzu. Gel şekerim. Şimdi yemeklerden sonra yapacağız. Şimdi ben önce şurada gösteriyorum. Bakın bu nedir? Hibiskus. Hibiskus bitkisi. Bu hibiskus bitkisinden ben şöyle alıyorum. Bu aktarlarda var yani hibiskus diye var. Duyunca çok garip bir şey gibi. Şöyle bunu koyuyorum içine. Şöyle bir iki küçük tutam. Ve bunun üzerine kaynar suyu koyabilir miyiz? Bu kadar yeterli. Günde iki bardak içeceğiz. Öğlen ve akşam yemeklerden sonra içeceğiz. Ha yemeklerden sonra, sonra içeceğiz. Yemeklerden önce içmeyeceğiz. Bunu bu şekilde bakın kan kırmızısı gibi. Kırmızı olan her şeyi yiyin. Biraz önce astaxantin dedim ya. Astaxantin mesela karideste de çok var. O da kırmızı renktir. Bu kırmızı domateste de var. Kırmızı şalgamda da var. Kırmızı lahanada da var. Kırmızı olan her şeyin antioksidan özelliği yüksek. Antioksidan demek aynı zamanda kilo vermeyi hızlandıran demek. Hmm. Şimdi bunu... Tabii ki içine şeker koymayacağız. Tabii ki. Bunu hemen bir boş bardağımız varsa oradan alabilirsek. Şurada var, şurada var. Var mı? Şuna koysak olur mu? Tabii ki olur. Tamam. Bakın bu şekilde 2-3 dakika beklettikten sonra... Gerçi biz bekletmedik ama beklettiğimizi varsayıyoruz. Evet, aynen. Bunu afiyetle içebiliriz. Aynı zamanda C vitamininden de yüksektir. Bunu bu şekilde tüketeceğiz. Bir bakayım, merak ettim. Hibiskus nasıl bir şeymiş? Evet. Şey, yağ eriten ananas suyu gördüm kağıtta. Bu neyin nesidir? İşte şimdi ona geçiyorum. Şimdi ikinci tarifimize geçelim. Bu birinci çayımız. Şimdi bununla içinde malzemelerimiz... Biraz ekşi ama içilir. İçilmez diye bir şey yok. Bunun içinde malzemelerimiz bakın. Bir, şurada ananasımız var. Bu ananasın... Tamam, devam edelim. Suyunu edeceğim. Sıktık. Ananasın suyunu sıktık. Böyle bu hale getirdik. Şimdi bunu içine çok özel şeyler koyacağız. Gene ben bir bardak alacağım. Orada bir boş bardağımız var mı Arzu Hanım, rica etsem? Ananasın şu ortası bakın, görüyor musunuz? Şu ortasını yemiyorsunuz değil mi? Bakın şu ortasını görüyor mu kameraman arkadaşım, bakın. Şimdi saplayacağım, bunu çıkarttım. Şunu görüyor musunuz? Bakın. Şu dünyanın en önemli yeri. Bu ananasın ortasında bromelan var. Bromelan dediğimiz bir madde var. Tamam. Bromelan hem kalp sağlığıyla ilgili, hem gözümüzle ilgili, hem romatizma hastalıklarıyla ilgili. Şu bromelan içeren şu ortasındaki sert yeri hep atarlar. Atmayacağız, bunu yiyeceğiz. Ben yemek istiyorum. Hadi afiyet olsun. Serttir. Güzel mi? İnanılmaz lezzetli. İnanılmaz lif var, lif. Ha. İdrar söktürür, ödem attırır. Oo, ödem atmak istiyorsanız ananası özellikle de ortasını mutlaka tüketelim. Şimdi biz bu ananasın suyunu sıktık. Biz ne olacağız böyle? Bunları canlı canlı yiyoruz, içiyoruz acaba? Ha? Ama canlı canlı yiyelim mi, gösterelim. Şimdi ananasın suyunu sıktık. Bu şekilde koyalım bunu buraya. Şimdi ben burada tarifi görüyorum. Çok da kolaymış bu. Çok basit. Ananasın içine çok önemli. Bakın biraz önce vazgeçilmez. Şöyle iki şeyi koyacağım. Hani birinci de astaxantin dedik ya. Aha. İkinci sırada sumak. Üçüncü, dördüncü sırada da karanfil. Karanfil ve sumak aynı zamanda iştaha hafif azaltıcı özelliği olan şeylerden bir tanesi. Peki. Bunun içine iki tane karanfil koyalım. Koyduk. Hatta bir tane daha koy. Evet. Şöyle elimde küçücük bir sumak atıyorum bakın. Bir çay kaşığı. Ne yapıyoruz? Ananas suyunun içine biraz sumak, iki tane de karanfil koyduk. Bunu biraz karıştıralım. Şununla karıştırayım mı? Biraz tabii ki Galatasaray'ın renkleri gibi oldu ama. Evet. Peki soru geliyor. Bunu, bu hibiskus çayıyla bu yağları eriten ananas suyunu aynı gün tüketebilir miyiz? Aynı gün tüketebiliriz ama bunları yaparken 10 tane içmeyeceksiniz tabii ki. Ha. Şundan günde bir bardak yeterli. Özellikle bu şişkinliğimiz de alır akşamları. Özellikle çok fazla yemek yediğimiz zaman biraz da şişkin hissediyorsak işte ananas, içine sumak, içine karanfil koyun. İçin o etkisi kalkacak. O zaman ben bir soda içeyim, çok yedim ettim falan diyenler onun yerine bunu tercih edebilirler. İnanılmaz lezzetli. Bir tatmanızı rica edeceğim. Yine mi? Evet. Yine mi ben? Için, bilim için. Bilim için bunu yapıyorum. Ama güzele benziyor. Güzel tabii ya. Çok güzelmiş. Güzel mi? Bence isterseniz. Yok, güzel, güzel, güzel. Evet. Şimdi bu içeceklerimiz... Hocam bir telefonumuz varmış. Tamam. Alabilir miyiz? Tabii ki. Lütfen. Alo. Alo. Kameram. Ha, dört. Merhabalar, günaydın.
Merhabalar, günaydın. Çok enerjik gelmedi sesiniz. Ne oldu? Heyecanlandım. Ha öyle mi? Evet. Olsun, biz bizeyiz, rahat rahat. Buyurunuz. Murat Topoğlu'na muhakkak sorunuz var. Evet. Ben migren hastasıyım. Migren. Migren. Evet. Ay ne fenadır. Evet. Ben yani 59 yaşındayım. Hemen hemen 20 yıldır çekiyorum. 59 yaşındayım. İnan ilaç içe içe midem delindi. Evet. Doğrudur, geçmiş migren olsun. Migren hakikaten çok kronik hastalıklardan bir tanesi. Tıbbın da en çok savaştığı baş ağrılarından bir tanesi. Damarsal baş ağrılarından bir tanesi. Hiç akupunktur denediniz mi? Bilmiyorum yani, öyle bir sordum. Bakalım, soralım. Denemiş mi? Orada mıyız? Duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Akupunktur tedavisi hiç yapıldı mı size? Hayır, hayır, yapılmadı. Tamam. Yani denemesinde çok büyük yarar var ama bu tedaviler de olsa en az bir ya da iki, bazen üç yıl sürebiliyor akupunktur tedavileri de. Ama şunu şöyle kadar söyleyeyim, migrendeki akupunkturun etkisi %75-85 oranında. Hakikaten çok başarılı olduğu alanlardan bir tanesi. Burada vücudun tedavisini aslında kendisini yaptırıyoruz. Biraz önce gösterdiğimiz masaj noktalarından faydalanabilir ama o geçici bir süredir onun tabii için ki. Bir migren hastası için. Onu köklü olarak tedavi etmek için böyle bir şeyi tavsiye edebilirim. Bu arada yeni açanlar için belki hatırlatmakta fayda var. Çünkü biz gösterdikten sonra da lütfen bir daha görebilir miyiz, kaçırdık diyenler oldu. Bir minicik gösterecek olursak. Şöyle şuralara, değil tabii, mi? Tabii. İki kaşımızın hemen, ben kendim de göstereyim. Tamam. Şu iki kaşın arasında böyle. Şimdi başınızın neresi ağrıyor? Onu bana söyler misiniz? Başınızın neresi ağrıyor? Benim başımın tek tarafı. Buradan başlıyor omuzdan. Tek taraf. Buradan başlıyor. Nereden acaba? Şuradan mı? Sağ taraf mı? Sol. 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 Tamam. Tamam. Soldan başlıyor. Onun enseden çıkıyor. Gözüm. Şöyle buradan başlayıp enseye mi gidiyor? Evet. Ha, sonra da göz yuvası, başıma, öyle mi? Başıma, tek taraflı. Anladım şekerim, diyorum evet. Ki evet. Yani şu sol evet. Tarafta böyle gelip ense kökü gözünüzün arkasına mı vuruyor? Evet, ha, evet. İşte o çok tamam. Fena, anladım. Aynen öyle. Geçmiş genelde olsun. Tek taraflıdır. Sol taraftaki olan ağrılar biraz daha bizi zorlayan ağrılardır. Öyle mi? Çok enteresan. Sırf sağdan gelmiş olsa bir parça daha cevap veren şeylerdir ama akupunktur gerçekten bu konularda çok etkili. Ben tabii ki buradaki hanımefendiye hemen hani o tedaviye gitsin veya gitmesin akupunktur ama tavsiye ederim kesinlikle. Bu omuzun başlarında biraz önce gösterdiğimin omuzun en tepe noktasına buz uygulaması sabah 2 dakika, akşam 2 dakika bunu yapın. Bir, ense kökünüze var burada. Ense kökünüze ağrınız olsun olmasın. 2 dakika bu tarafa, 1 dakika ağrı olmayan yere yapın. Bir de şakaklarımız var. Mesela tam bunu göstereyim. Şu göz tamamın dış tarafından bir parmak koyuyorum. Bakın tam buraya koydum. Gördüğünüz gibi buraya da buz uygulaması yapıyorsunuz. Ayrıca gene gösterdiğim gibi kaşımın sol tarafını bakın görüyorum. Buraya da bir buz uygulaması yapıyorsunuz. Bunlar hakikaten çok etkili ama tepe de önemli. Tepe noktası, kaşın başlangıç yeri, şakak, ense kökü omuzun en başlarına günde ikişer üçer dakika sabah akşam buz masajı yaparsanız, en azından bunu her gün yaparsanız biraz daha ağrılarınızın hafiflediğini görürsünüz. Geçmişleri olsun, Kütahya'ya da selamlar, sevgiler. Şunu ben merak ediyorum. Tabii. Bazısı böyle enerjiyi kontrol edebilir ya. Siz ona inanır mısınız? Hani gel ben seni tutayım falan şöyle yaparlar. Biyoenerji vesaire. Evet, inanır mısınız buna? Tabii benim tam buna? Çok çalıştığım bir konu değil ama bu konuyla ilgili çok bilimsel çalışmalar var. Etkisi olabiliyor. Ama tabii tam doğru kişisini bulmak kesinlikle, gerekiyor herhalde, çok değil mi? Doğru kişiyi bulmak lazım. Yani şimdi hepimiz enerjiyle çalışıyoruz. Kalp grafisi çektirmiyor musunuz? EKG diyoruz ya. Kalp grafisi nasıl çekiyorsunuz? Kalbinizin kasındaki verdiği elektriksel aktiviteleri biz kağıda döküyoruz. Beyin grafisi var. EEG diyoruz. Elektroensefalografi. Onu nasıl yapıyorsunuz? Beynin çıkartmış olduğu elektrik akımlarını bir kağıda döküyoruz. İşte alfa diyoruz, beta diyoruz, delta diyoruz. Bir takım dalgalar var. Sonuçta vücudumuz bir elektrik üretiyor. Sizin her vücudunuzun her hücresi bir elektrik üretiyor. Bu elektrik ürettiğince siz
adım atıyorsunuz, benimle konuşuyorsunuz, televizyona şöyle güzel bakış yapıyorsunuz falan filan. Hı-hı. Yani her türlü şeyi biz vücudumuzun ürettiği enerjiyle yapıyoruz. Bu enerjiyi biz eğer çok lokumları yiyelim, şekerleri yiyelim, pekmezleri mi yiyersek bu sefer enerji fazla giriyor. Yok ben kazdır kardeşim bu kadar enerji taşıyamıyorum. Hı-hı. Sana bir karnıma bir yağ yapayım, basenime yağ yapayım diye getirip buraya oturtuyor. Dolayısıyla her şey kararınca yediğimiz zaman zaten normal kilo oluruz. Aa, soğan çorbasını unuttum. Evet, soğan çorbasını hemen bak, geçelim. Bak kaç tane mesaj gelmiş soğan çorbasına. Tamam, şimdi hadi ona daha geçelim. İsterseniz tarif edelim neler yapmıştık. Yunus Bey geldik yanınıza. Bu arada Yunus Bey de 20 kilo vermiş. Nasıl wow. oldu o iş? Spor yaparaktan. Güzel. Aa. Ve yiyerekten. Neler yedin ama işte? Ne yedim? Yeşillik, protein, karbonhidrat almadım. Karbonhidrat almadın, protein aldın ama. Protein aldım. Tabii, ya keşke aldım. Geçen seneki fotoğrafından birini bulsaydık da gösterseydik. Var burada. Yayından, geçen seneki yayınlardan bulabiliriz. Şimdi bakın burada inanılmaz bir çorba yaptık. Size öğün yemeği yaptık. Bakın bu öğün yemeği. Bunu yiyeceksin, akşama da üstte börek çörek yerseniz kilo alırsınız. Onu yapmayacaksınız. Ben size öğün yemeği yapıyorum. Ama kalorisi çok düşük. Ne koyduk bunun içine? Malzemeler nelerdi? Gördüğümüz gibi kereviz koyduk. Mantar koyduk değil mi? Evet. Kereviz, mantar, bir de soğanları küçük küçük doğradık. Çok azıcık bir salça kullandı dedim Arzu Hanım'a sağ olsun kullandı. Ve yağı alınmış tavuk suyu kullandık. Aha. Ve bunların hepsini az bir dakika su koyduk ve bu şekilde pişirdik. Bakar mısınız lezzetine? Bunu tattırmayacağım orada burada. Yalnız kokusu güzel. Öyle bir şey oluştu ki hani eskiden Bay Yanlış'la Doğru Ahmet vardı. Böyle şey gibi evet. oldu. Burası Bay Yanlış, orası Doğru Ahmet. Gibi. Burada çünkü baksana çikolata. Çikolata. Şimdi hayır bunlardan da yiyeceğiz. Yani ama biz bir şey ya, miktarını bilmiyoruz. Ablanızı tabii seversiniz. Ki yenir. Ama özellikle buradan bizi izleyen hanımlar. Diyet yapıyorsunuz ya adetlerin öncesinde özellikle bayanların inanılmaz bir tatlı ihtiyacı oluyor. Doğru mu? Adet öncesinde çok... sancınız oluyor. Daha doğrusu sancı diyorum. Çok çikolata ihtiyacınız oluyor. Bakın o zaman size bitter çikolata öneririm. Hatta gidin bir yere kazan dibinin üzerine de kakaolu dondurma koyun yiyin. Her bayan adet öncesinde bir gün öncesinde bunu yapabilir. Diyeti bozulmaz. Ben tüm hastalarıma da veriyorum. Sonra bana gelin. Hayır gelmiyor. Hayır, bir kere. Ama biz bakın her gün yiyoruz kardeşim her gün. Her gün çikolata yiyoruz. Damak çikolata yiyoruz. Ne bileyim böyle büyük büyük hamleleriyle çikolataları götürüyoruz. Bak sonuçta... Murat Topoğlu'nun notlarını ele geçirdim. Soğanla zayıflayalım. Ya soğan zaten harika bir şey. Soğan aynı zamanda inanılmaz prebiyotiktir. Pre demek probiyotiği besleyen biyotik demek. Yani vitamin demek. Soğan, sarımsak. Olmazsa hayat olmaz. Ya doğal antibiyotik işte halk arasında bilinen. Tabii. Bir adet soğan, tavuk suyu yağlanmış, 3-4 mantar. Yarım havuç, evet. 2-3 adet kereviz, az tuz, toplamda bu 55 kalori. Aşağı bir kasesi. Evet, o hiçbir şey. 2 kesme, 3 kesme şeker kadar. Aa, hiçbir şey. Yani 2-3 kesme şeker, şunun bir kasesi diye düşünebiliyor musunuz? Hı-hı. Mantarın kalorisi yok ki. Oo, bunu yiyeceksin. Ondan sonra yağ yakan çaydan yapacaksın. Hibiskusla yaptık. 2 bardak içeceksin, abartmayacaksın. Akşam da işte bu ananas suyu, yağları eriten ananas suyu. Bunları uygularsak ve dikkat edersek kesinlikle. Ve abartmazsak falan filan ne oluyor bir ayın sonunda? Aşağı yukarı bir de hızlı kilo vermemek lazım. Yani 8-10 haftada 8-10 kiloyu vereceğimiz şekilde bir şey planlayacağız. Çok güzel ama ya 10 kilo. Tabii değil ki. 10 haftada. 10 haftada. Şimdi Fatma Hanım diyelim ki ilk hafta 3 kilo veriyor. Ha. Ayşe Hanım 1 kilo veriyor. İnanılmaz bir kıskançlık başlıyor. İkisi de aynı anda başladığı halde. Şimdi onun ismi Ayşe, senin ismin Fatma. Şimdi onun metabolizması farklı, senin metabolizmanın farklı. Bir, erkekler kadınlardan daha hızlı kilo verir. Bu normal. Hı. Hayatta bir konuda üstünler erkekler kadınlara nazaran. Sadece kilo vermek konusunda üstünüz. Peki, kabul diğer tüm konularda gerçekten bayanlar üstün. Ben 33 senelik hanımlarla çalışan bir hekim olarak. Bu arada reklam arasında hanımından bir güzel bahsetti. Bir güzel bahsetti vallahi. Tebrik ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Harikasınız. Sağ olun. Allah daim etsin. Peki biraz da Yunus Bey'i dinleyelim mi? Tabii bakalım. Ki neler sizin yapmışız? Sizin katkılarınızı alarak tabii ki. Şimdi ne yapacağız? Dondurmamızı dondurma yapalım. Dondurma yapalım. Hadi yapalım. Dondurmamızı yapalım. Havalarda ısınıyor. Oo. Dondurmamızı alalım. Bakın dondurma en az zararlı tatlılardan bir tanesi. Ha. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Haftada bir veya iki defa herkes dondurma yesin. Aynen. Biz dondurmayı tamamen doğal yapacağız şimdi. Peki. Limon suyu. Güzel. Saf limon suyundan ortalama 1,5-2 bardak. Orada zaten reçeteleri verdim ben. Tamam. Daha sonra
Yine 100 ile 150 gram toz şekerimiz. Ve 100 mililitre yani 100 gram da suyumuzu koyup. 100 gram su. Şimdi bu dondurma nasıl olacak? Mesela şeye dikkat etsinler. Dondurma mesela dışarı çıktığı zaman hemen erimiyor. Eğer erimiyorsa dondurma içerisinde katkı maddesi vardır. İlla ki. Bu dondurmamız hemen eriyecek. Yani tamamen doğal yaptığımız için yumurta akı 2 adet kullanıyoruz. Bunu çırptıktan sonra ve en son olaraktan tat vermesi için ekşilik bakımından limonla portakal rendesi. İnanılmaz güzel. Çok güzel. İnanılmaz. Bunu bir sefer çırpıp dolabımıza bırakacağız donmak üzere. Bu arada evde yapabileceğiniz limonlu dondurma diyoruz. Limonlu. Şunu unutmayalım. Doğal dondurma doğal, yapıyoruz. %100 doğal. Doğal. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok içerisinde. Yani çoluk çocuğa rahatlıkla yedirin. Aynen. Siz de al yedirin. Bir sefer karıştırdık. Tamam. Gıda güzel oldu görüyor musunuz? Evet. Böyle muhallebi gibi kaselerde mi olacak? Normal kaba da koyabilirler. Ha. Ama biz buna koyacağız. Tamam. Dolaba donmaya bırakıyoruz. Buzluğa. Aynen. Hiç üstünü örtmeyecek miyiz? Öyle mi koyduk onu? Kapatabilirler de. Tamam, o tamamıyla. Bunun içerisine daha farklı aromalar isterseler çilek koyabilirler, muz koyabilirler. Tamamen kendi zevklerine kalmış. Karesini onu koyup yapalım mı isterseniz? Şu yani onu sade yaptık ya. Bunları da onun içine koyup blender'dan tamam. Yapsak. Şimdi hemen tatlımı yapayım daha sonra. Tatlımı yapacağız tamam. Şimdi çok diyetten bahsettik. Evet. Çok kaloriden bahsettik ama. Hocam sunucu da oturdu beni de ayakta bıraktı demeyin. Burada bir tane daha lütfen, var. Lütfen arzu lütfen. Buyurun. Yok. Normal bir kek. Heh. Islak kek alıyoruz. Kekimizi tatlanması için kahvemizde daha önce demlediğimiz filtre kahvemizde ıslatıyoruz. Oo. Bunu dışarıya gitmeden rahatlıkla kendilerini ödüllendirecekleri bir tatlı. Bu kekimize bitter çikolatadan. Şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oh, oh. Görmez miyiz? Harika şeyler oluyor burada. Mesela ben haftada bir iki kere bundan yiyorum. Yersiniz tabii hiç problem yok. Ama zayıflamak için de 8'den sonra hiçbir şey yemiyorum. Yani o akşam yediğin şeye bağlısınız. Onda da yiyebilirsiniz. Cacık yaparsınız. Hatta ondan yiyeceğiniz bir şey göstereceğim ben şey bitsin. Çileklerimizi ilave ve ediyoruz. Ve çok artistik oldu bu. Kesinlikle inanılmaz. Tabii bunları tat yapmak... dersem tadacaksın ama diye bizi ilgilen. Tatacağım tabii bekliyorum. Bunun üzerine de yine çikolatamız. Yani bu sadece kendi nefsimizi körlemek için değil. Hani akşam misafir geldi, tabii arkadaşlar ki. Geldi, akrabalar geldi. Bak sana şekerim ne yaptım derseniz çok havalı. Aa, çok güzel oldu. Bu çok şık bir restoranda dahi rahatlıkla... Yok. Yani... Şöyle söyleyeyim, tamamen doğal, bu şekilde görüntüye sahip yok, bir tatlı. Görüntüsü harika tabii. Şık bir restoranda da menüye girebilecek kalitede demek istiyorum. En son çikolata yine üstüne. Tansiyonum yükselmeye başladı. Tansiyonum yükseliyor. Getir. Şimdi bunun üzerine de en son olaraktan daha sabahleyin gelip yaptığım dondurmamdan. Ama önce... Lütfen şu dondurmanın. Hemen oldu ya vallahi. Yok bunu sabah canım, yaptım. Sabah. Tadına sabah, bakabilirsiniz. Tamam. Size şöyle getiriyorum hemen. Ne buyurun. Yapacağız? Yiyeceğiz. Bir kaşık alabilirsiniz. Tamamen doğal. Bu az önce yaptığımızın aynısı mı? Aynı tarif. Bakalım. Gerçekten 10 numara. Beğendim. Güzel. Aroması, maroması. Ve süper. Hafif. Bu doğal işte. İyiymiş evet. Ya. Devam ben yemek programında kadri problemi. Bak güzel yapamam ama yerim. Değil mi? Vallahi yerim. Devam edelim. Hadi neyse abartmayın buyurunuz. Şimdi i̇şte. Yapmış olduğumuz dondurmadan da üzerine şöyle koyduğumuz zaman bir top ilave ediyoruz. Ay çok güzel oldu. Hafta sonu size geliyoruz Pelin. Bunu hazırlıyorsun. Tabii buyurun başımızın üstüne. Bir daha bir katman daha mı yapacağız? Yok daha neler. Süslemek için koyuyoruz. Şöyle. Oo ne diyorsun Yunus? Yunus. Bu biz kafemizde en çok tattığımız üründür bu. Kameraman arkadaşım eli titremeye başladı. Böyle marshmallow da koyalım. Ama bir şey söyleyeceğim bu artık şey çok masum başladı da bomba olarak devam etti yani. İşte olay bu.
Ama güzel tabii ki. Güzel, güzel, nefis. İnsanlar hep şunu söylüyor. Güzel olan her şey niye kalorili ya? Değil mi? Ama arkadaş bu yani neredeyse bir önlük yemek kadar oldu bu. Tabii. Epey yani bunu mideye indirdin mi? İki kişi. Ha, romantik dondurma aynı zamanda. Tabii. Evet, iki kişi onu çıkıyor. Mum koyup üzerine doğum günde yapabilirler. Eşinizle güzel bir akşam yemeğinde tatlı olarak paylaşabileceğiniz aynı zamanda romantik bir dondurma oldu bu. Doğal mesela. Dondurma... Doğal evet. Dondurma, eritme, bitter çikolata. Yani sütlü de değil, fil dişi de değil. Aha. Bitter çikolata var, çilek var, muz var. Mesela bunu ben yapmadım. Çok şey konuştuk, diyetten bahsettik diye. Buna krokan alıp parçalayıp üzerine içerisine krokan da ilave ediyor normalde. Ama... Yalnız Yunus yani bu kadar yapmışsın artık üzerine krokan yani. Bastı balık işte yan gider hadi. İşte burada atasözü çok önemli Pelin. Neymiş? Şu anda diyet yapan insanlar katılıyorum. Battı balık yan gider atasözünü kaldırdım ben. Zararın neresinden dönülürse kârdır atasözünü benimsiyoruz. Hı hı. Şimdi diyet yapanlar aman ya bu kadar da işte arkadaşını çok güzel yapmıştı. Vallahi dayanamadım yedim doktorcum ya. Ama ertesi gün ne yaptın? Ertesi güne devam ettim. Aman çünkü pazartesi bekliyor. Evet pazartesi. Olmaz. Ertesi gün destur derseniz yani frenlerseniz vücut kilo vermeye devam ediyor. Sorun bizim bunu yedik ya aman her şey boşa gitti deyip. Ondan sonra akşama pizzalar işte hamburgerler vesaire ondan sonra gün devam edersiniz kilo almaya devam ediyorsunuz veya kilo vermiyorsunuz. Peki hocam az önce siz bir tariften bahsetmiştiniz onu ben de göstermek isterim demiştiniz. Dondurma mıydı o? Neydi o? Yok şimdi orada onlar. İstersen onların yanına gidip ya da buraya gidelim. Ben de dondurmaya bayıldım. Sen ayrılmak istemiyorsun. Sanki bir dondurma daha varmış gibi geldi. Peki Yunus Bey sizin başka göstereceğiniz bir şey var mı? Menengiçli yapacağız. Menengiçli Türk kahvesi. İyi hadi onu da görelim. Peki yazık mı olacak arkadaşlar? Bu dondurma kendi kendine eriyecek mi burada? Devam edebiliriz. Onu demem. Tasdik ediyorsun. Görev sürüyor ya. Görev devam ettiği için ben yapamıyorum şu anda. Yiyemiyorum. Menengiçle. Şimdi menengiçle. Bizim kahvemizi mi karıştırıyoruz? Menengiçten bir kaşık ilave ediyoruz. Bunun içerisine biraz daha farklı aroma katması için Türk kahvesinden yarım kaşık koyuyoruz. Sütümüzden. Yalnız onun yarım kaşık dediği bizim normal bildiğimiz kaşık. O öyle yarım diyor ama değil mi? Sütümüzden evet. Bir bardak dolduruyoruz. Şeker kesinlikle kullanmıyoruz. Tahta kaşığımızla yine karıştırıyoruz. Bizim şeyimiz oldu bu arada onu alabilirim ben. Tatlanması için bitter çikolatadan çok az ilave edebiliriz. Bitter çikolatadan ilave ediyoruz. Evet. Şeker kesinlikle kullanmıyoruz dedi. Bitter çikolatadan. Hayır. Güzel. Bitter çikolatadan neden ilave ettim? Bitter çikolata elimizde mevcut olduğu için ama şekersiz tamam. Kullanıyoruz. Bu ocağı bıraktıktan sonra kaynamaya başladığı anda alıp servis ediyoruz. Normal bildiğimiz Türk kahvesi fincanında. Aynen. Günde kaç kahve içiyorsunuz siz? Ben çok içiyordum. 15-20 kadar bardak. Daha sonra ritim bozukluğu yapmaya başladı bende. Her şey zarar işte bunu kararını yapmak lazım. Çok tadım yapıyoruz. Eğitimlerimiz oluyor. Eğitimlerde çok tadım yaptığımız için biraz sayıyı düşürdük. Hocam, ya da 3 fincan içeceğiz. Pardon söyleyeyim. 2-3 fincandan siz fazla. Siz çünkü daha evvel demiştiniz ki hani zayıflatan içeceklerde kahve demiştiniz. Doğru. Kaç tane diyecektim de zaten söylediniz. 2-3 fincan içebiliriz şekersiz. Spordan önce. Spordan önce veya spordan sonra ama bağırsakları çalıştırmasını istiyorsak sabah mesela kahvaltıdan önce 2 kuru kayısı, 2 kuru erik yiyip üzerine sıcak su içip normal kahvaltımızı yapıp bir Türk kahvesi içersek o zaman refleks daha fazla oluyor. Ben mesela spor yapmadan önce içiyorum. Tamam. Daha fazla terliyorum. Doğru. Yani hani ilaçlar kullanıyorlar ya yağ yakıcı. Tamam, onları kullanmamak için yani kullanmıyorum kesinlikle. Bir filtre kahveyle sporumu öyle yapıyorum. Daha fazla yağ yakımı etkisini görüyorum. Yani. Hindistan cevizi yağı, tereyağı koyanlara ne diyelim? Tereyağlı kahvemiz de var bizim mesela. Tereyağlı ve Hindistan cevizi yağlı. Hmm. Bu yine yağ yakımıyla alakalı geliştirdiğim bir soğuk siz kahve. Siz destekliyor musunuz? Sporcular yapar çünkü. Yani sporcular tabii ki çok fazla miktarda hani protein alımları maalesef bakın benim hastalarımdan bir kısmı spor yapmış, atletik, body yapmış. Fakat bıraktıktan sonra, diyelim 35-40 yaşında bırakmıyor musunuz? Sonuçta o kaslar her gün 7-8 saat alıştığı şeye görmediği zaman 110 kilo, 130 kilo, 140 kiloya kadar çıkıyorlar. Ve bunu çok yaşayan bir hekim olduğum için her şeyi aslında kararında yapmak
yanındayım. Ama yani yağ yakan yağ diye bir şey var anladığım kadarıyla. Öyle şimdi mi? Yağ belli bir ölçüde almak lazım. Çünkü yağda eriyen vitaminler var. İşte A, D, E, K dediğimiz vitaminler yağda erir. Tabii ki yani az miktarda bu tarz vitaminler yağlı alınca zaten vücut emiyor bunu. Fakat biz yağ deyince şöyle affedersiniz neredeyse şunun dolusu kadar zeytinyağı kullanıyoruz. Ben geçen sefer de söylemiştim. Bir çorba kaşığı zeytinyağında 1,5 muz kalorisi var. 1,5 muz. 124 kalori yani. Evet. Dolayısıyla koymayalım demiyorum. Koyalım ama bir çorba kaşığı kadar koyacağız. Peki ben yine de bunu denemek istiyorum. Ne enteresan diyenlere kahvenin içine yağı nasıl ilave ediyoruz? Normal Türk kahvesi yapıyoruz bir fincan. Tamam. Blender'a soğuk olaraktan yapacaksak eğer 5-6 adet buz. Hindistan cevizi yağı ama öyle hocamızın dediği gibi çok abartaraktan değil. Türk kahvesi fincanının yarısı kadar ilave edip sütle, yağsız sütle ya da laktozsuz sütle karıştırıyoruz. Ne kadar süt koyuyoruz? Yine ortalama bardağın boyutuna göre değişiyor. Tamam, öyle bunu blenderda karıştırıyoruz. Blenderda karıştırıyoruz, buzla. Sonra servise hazır oluyor. Aa enteresan. Güzel oluyor mu peki tadı? Yani yararlı şeyler mesela ilaçlar nasıl acıysa o da biraz tadı çok güzel olmuyor. Haa. Alıştığımızda farklı olur. Evet, alıştığımızdan farklı. Bu da Türk kahvesiyle... Türk kahvesi ve menengiç. Menengiç'i karıştırdık. Bunu da günlük kahvelerimiz arasında değişiklik olsun. Hadi şekerim sen bize gel. Bugün sen bana gel komşuluk yaptığımızda. Bak bugün sana farklı bir kahve hazırladım deyip ikram edilebilir. Aynen. Yanına bir adet çifte kavrulmuş lokuma servis edilebilir. Lokuma olmasa? Yani doğru, adetten olsun. Olarak da. Adetten. Bayramlarda verelim ama lokumu. Şimdi... Lokumlu kahvemiz de var. Bunu da ama bunun yanına çilek koyabilirsin. Lokumlu kahveyi nasıl yapıyoruz? Sevgili seyirciler soruyormuşsunuz bu tarifleri yani başını sonunu kaçıranlar var. Instagram sayfamıza koyuyoruz ve şu anda da ekranda görüyorsunuz İyi Fikir TRT Instagram adresimiz. Oradan ulaşabilirsiniz tariflere ve tabii ki hem konuklarımızın da hesaplarına görebilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Şimdi o lokumluyu da dinleyelim. Çifte kavrulmuş lokum ya da güllü lokumdan cezvemize ilave ediyoruz. Yarım bardak süt, yarım bardak su ile beraber bununla beraber portakal kabuğu ilave ediyoruz. Yarım portakal kabuğu. Bir kaşık Türk kahvesi ile beraber önce portakallı lokumları eziyoruz. Kısık ateşte 1,5-2 dakika bekletiyoruz. Lokumları eritiyoruz. Lokum macun kıvamına geliyor. Daha sonra kaynamaya başladığı zaman süzüp servise hazır geliyor. Güzel, güzel. Burada peki uygulamalı yapmadık çünkü yanımızda lokum mu yoktu? Evet. Ama... şey yaparız isterseniz dondurmalı limonata yapabiliriz. Onu da yapabiliriz. Peki şey soracağım hani tabii ki fala inanma falsız kalma denir de bu böyle yani içeceksin bitecek fal, değil mi? Fal yok. Evet. Böyle şeyler yok. Aynen. Zaten canım fal diye bir şey de yok da. Evet. Yine de sormuş olalım çünkü Türk kahvesi olduğu zaman hani şey insan öyle gırgırını arar ya bazen. Aynen fal bir şey haline geldi adet haline geldi. Ya artık yani tamamen bir de ticari anlayı. Tabii ki canım. Bazı kafelerde ya. Diyor ya işte kahve içene fal bedava öyle şeyler de var. Olabiliyor. Peki o göster... Ha buyurun hocam. Burada bir narlı bir şeyimiz vardı unuttuk mu? Gelelim mi? Orada bir olur, şey anlatmak peki, isterdim. Olur peki ben. Tamam. Yani şeyimize bir Yunus Bey'le var mı hiçbir şey yapacağınız şey? Siz buyurun ben sizden soru yaparım tamam. İsterseniz. Bugün herkes birbirine çok kibar. Vallahi ne evet, güzel. Evet bu arada sosyal medyadan da hani bize sorular geliyor. Yani beni oradan da takip edebilirim Instagram'dan hem tabii ki. Facebook'tan. Oradan da soruları genellikle %90-95 cevaplarını ben veriyorum. Hı hı. Şimdi burada anlatmak istediğim çok güzel bir şey var. Bakın şurada. Hocam. Şu sorudan çok geldiği için onu kısaca sorabilir tamam. miyim? Bu yeni doğan bebeklerde gaz sıkıntısı olur ya. Onunla en güzel ilgili şey, bir şey gösterebilir miyiz? Rezene. En güzeli rezenedir. Yani çocuklara, bebeklere verilebilecek tek çay çeşididir. Rezeneyi de çok fazla koymamak lazım bebeklere. Yani böyle bir çay kaşığının ucu kadar ölçüyle bir bardak sıcak suyun içinde 1-2 dakika bekletip süzüp onu az az yani emdikten sonra verilebilir. Özellikle bebeklerin gazı için. Şey kaç aylıktan sonra ama bu? Tabii bu hemen yeni doğanlara evet. da verilecek bir şey değil. Ha. En az bir 6 aydan sonra. 6 aydan sonra. Ama şey yeni doğanlarda bilmiyorum biz öyle yapardık. Tabii şimdi ismini veremiyorum da. Yüzük oyun yatırılıyor. Şöyle karnına ve ayaklarının altına sürüp. Ya nasıl göstereyim bizim bir bebeğimiz vardı onu da şey yapamam ya. Böyle ayaklarını iterek çocuğun. Evet. Bağırsak şöyle, hareketlerini yapıyorsunuz. Bağırsak hareketleri. Yani aynen. nasıl göstereyim? Şöyle öyle olmaz. Burada değil. Bacaklarla yapılacak bir şey. Bir genel görün.
Hani vardır ya şu şekilde ama bunu çocuk yatarak şu bacaklarını çocuğun gövdesine itmek suretiyle şu hareketle. Karnına doğru çocuğun böyle iteceksiniz. Tekrar biraz tekrar. Biraz önce masaj noktaları göstermiştik ya. Hani göbek deliğimiz vardı. Ay biriniz o bebeği kapıp gelseydiniz ya. Göbek deliğimiz var. Bebeğin göbek deliğini düşünün. Bir de burada tam kemiklerin çukurun başladığı yer. Şu aradaki alana sıcak uygulamayla tam orta hatta bir küçük havlu koyup o şekilde hafif havluyla basınç yaparak biraz da böyle tabii bacaklarını çocuğun hafif çekerek yaptığınız zaman o gaz şikayeti çok daha rahat çıkar. Evet, o çünkü çok büyük bir problem. Gece uykusunu da kaçırıyor. Ondan sonra anne de uykusuz kalıyor. Ailede sıkıntı. Kesinlikle. Şimdi burada hani biraz sonra 8'den sonra yemiyorum diyor ya Yunus Bey. Ama 8'den sonra yemek isteyenler var. Akşam 9'da geldi işten eve. Ne yapacak? Yemeyecek mi? Ay ben 8'i geçti yemek. Ay mümkün değil ya, yemiyor. Mümkün değil. Şimdi ben hayatta hep mümkün olan şeyleri ama yemek istiyorsak bakın yoğurdumuz var mis gibi. Yoğurdu alalım. Çok basit. Şuradan sumağa koyuyorum. Hocam sizin kadar da sumak seven görmedim ha. Üçüncü en büyük antioksidan. Anladım. Fakat başka bir şey vallahi koyacağız. Vallahi Murat Kukulu deyince aklıma sumak geliyor sumak benim. Geldi mi? Ama Anadolu'nun hepsi sumak kullanıyor yani. Şimdi bunun içine bakın başka bir şey daha koyacağız. Çam fıstık. 7-8 tane çam fıstık koyacağız. İçinde protein değerleri var. Bunda selenyum var, işte bakır var, çinko var. Şimdi bunları da buraya koyduk mu? Koyduk. Bu kadar. Eğer bu şekilde tüketirseniz öğün yerine geçer, saat akşam 9'da da yiyebilirsiniz. Muhteşem. Bunun içine istiyorsanız, şurada var mı bilmiyorum ama bir kaşık balımız var mıydı? Şurada var. Bakın. Şöyle koyalım. Bir kaşığımız varsa buradan kaşığımız. Bundan sonra rejiden rica edeceğim bol bol kaşık koyalım buraya. Şurada var mı kaşık? Ha ver canım. Bakın inanılmaz. Nerede hayatım? Yunus'un tatlısına, dondurmasına karşı. Yalnız bir şey söyleyeceğim bir dakika. Çok özür diliyorum. Burada tamam. Kaç var tane mıymış? Kaşık var ve ikimiz de bakar kör. Buyurun. Bak, buyurun. Bu da çok doğru. Çok özür dilerim rejiden. Şimdi bir kaşık balımızı bakın. Yani Yunus süsler, Murat Topoğlu süsleyemez mi? Alın size. Gerçekten. Hem kalorisi fazla olmuyor. Hocam bir şey söyleyeceğim. Tamam. Dondurma yani. Gibi değil diyorsun ama. Yani şimdi Allah'ı var. Ya şu dondurma gibi bana diyor. Yunus'un da yaptı, ben de yaptım. Yaptınız ama... Ama biri kilo aldırıyor, hocam. Biri kilo verdiriyor. İşte orada durmak lazım. Şimdi kilo problemin olmayınca senin için sorun yok. Bak Allah aşkına o da yaptı, ben de yaptım diyor. Ne olur bir bakın. Şimdi lütfen bizi izleyenler, beni sevenler bunu yazsınlar. Bakalım Instagram'da hangisi daha çok oylanacak. Bu mu bu mu diye. Bir oylama yapalım bakalım. Hmm. Şimdi ben bunu güzelce bir karıştırıyorum. Ama inanılmaz da lezzet oldu. Şöyle karıştırıyorum. Bakın sumaklı, ballı ve çam fıstıklı. Özel bir karışım oldu bu. Hmm, harika. Bunu da tüketebiliriz diye demek istedim. Peki. Ellerinize sağlık hocam. Bu arada şimdi şu gelen mesajlara da bakıyorum. Tamam. Onlara da mesela öfke kontrolü için onu şey yapmıştı, şunu göstermişti. Ya bu saç beyazlaması ile ilgili niye soruyorlar? Bir de sivilce tedavisi akupunkturla mümkün mü falan gibi sorular var. Cevabını şimdi vermeyin. Tamam. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra buradayız. Hatta bebeğimiz de gelirse o size o masajı da göstereceğim. Bizden ayrılmayın. Ve geldik sevgili seyirciler, devam ediyoruz. Sizlerden en çok bahar yorgunluğu ile ilgili de sorular gelmiş. Yani şöyle yataktan kalktığımızda ay yine bir fenayım, ay kalkamıyorum biraz daha uyusam diyenler. Şimdi hemen kalkar kalkmaz kalkmadan önce yatakta önce şöyle bir hareket yapalım. Bakın şu kollarımızı şöyle arkaya atalım. Daha yastaktayız. Şöyle koyalım. Şu ellerimizi şöyle birleştirelim. Bakın şöyle kendimizi bir gerelim ve parmak uçlarımızı da şöyle yapalım. Bakın. Parmak uçlarımızı gerginleşiyoruz ya, gerginleşmek. Evet. Şöyle parmak uçlarımızı şu şekilde yaparak ve belimizin kemiklerini yukarı doğru böyle çekerek kafamızı da arkaya alarak böyle gerginleştirip Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz ve kalkacağız. En güzel aslında yorgunluğun çaresi sabah bu hareketi yaptıktan sonra Bismillah'la kalkmak. Her şeyiniz güzel olsun. Allah'ın adıyla olsun diyorum ben. Evet, amin. Ve sonra Osmanlı zamanında ne yaparlarmış biliyor musunuz? Ne yaparmış? Hemen kahve içerlermiş sabah kalkar kalkmaz. O aslında çok doğru mu bilmiyorum ama. Vallahi bana çok iyi geliyor. Çok iyi. Tabii. Bu arada bu cicileri gördünüz mü? Evet. Şu nimetleri gördünüz mü? Bu güzellikleri gördünüz mü? Yunus'un karşısında sevgili Topoğlu'nun, Murat Topoğlu'nun akşam yemeği olarak da gördüğünüz gibi bunun üzerine biraz ben de süsledim.
bizim başımız gelmedi yerinden. Yani süsledi, bir uğraş içine girdi ama. Nar koyduk, kivi koyduk. Aa, hani yaptık ya yayında, evet. Bu o değil mi? Evet. Bak olmuş bile. Hemen bir tadalım. Sen onu daha çok tercih edeceksin tabii ki. Yani. İncesin tabii, normal. Muhteşem. Tamam, çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Afiyet gerçekten olsun. Çok güzel, çok beğendim. Hakikaten güzel. Bunlar da çok güzel. Bu neydi? Bunun içerisinde limonata, şekersiz limonata, dondurmamızdan iki top var ve çilek var, buz var, o kadar. Çok güzel. Çok da şık yapıyorsunuz ya. Evet, bizim yani sunumlarımız güzel oluyor. Bardakların ve sunumun etkisi çok önemli. Ellerinize sağlık. Bu da Murat Topoğlu'nun az önce. Çok güzel bir çorba yaptık. Öğün yemeği çorbası yaptık. Hemen deneye koyduk, mantar koyduk, havuç koyduk, kereviz koyduk. Onu da Instagram sayfamıza koyduk. Bak, tabii. Ekrana geldi, yapalım. Facebook'tan da. Hemen bitmeden önce de hemen küçük şey göstereceğim. Bir şey de soracaktım. Bakın şu ıspanağı elinde tut. Allah ne güzel bir sebze yaratmış. Bunun içinde bakın lutein var. Bakın şu yumurtaya. Bunun içinde ne var? Bu sefer astaxantin değil, bu sefer zeaxantin var. Ne işe yarıyor bunlar? Ay hocam. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak çok önemli şeyler soracağım. Şunun ikisini ıspanaklı yumurta yapın, gözleriniz daha iyi görecek. Çünkü zeaxantin dediğimiz şey, gözün makula dediğimiz keskin görmeyi sağlayan şey. Ispanaklı yumurta göz hastalıklarında gerçekten çok etkili. Allah'ıma bin şükür seyircimize zeaxantin de anlattık. Kesinlikle. Ay Allah, o değil. Seyirci diyor ki sivilceye diyor akupunktur iyi gelir mi diyor. Sivilceye akupunktur da ilgili değil, daha farklı tedaviler var. Ha. Ama kışın yapılan tedaviler var. Intense pulse light dediğimiz ışık tedavileri var. Evet. O farklı bir. Bir de konu. Şey şu romatizmalı hastalıkları, ama dediniz ki ona sedye lazım, göstermem lazım. Onu ayrıca göstereceğim. Bu taktım ya şu bebek işine. Bak bizde çok işe yaradı. O yüzden ben göstermek istiyorum, faydalı olsun diye. Şu karnına böyle onu süreceksiniz bir şeyler dediniz ya az önce. Ha siz sıcak, demediniz. Tamam sıcak, ben sıcak havlu. Tamam sıcak havlu dediniz ama onun dışında da sürülebilir şeyler var. Böyle ayaklarının altına da bak hareket şu. Gösteriyorum, görsün kamera. Yattı ya bebek. Bak. Şöyle şöyle, ondan sonra bu ayakları şu vaziyette. Böyle tabii burnuna. Hah. Aynen şu hareketle çocuğu iteceksin, hop, hop. Aslında yaptığı şey bağırsakları hareketlendirmek. Evet, aynen işte. Öyle, ama bu gerçekten hareketlendiriyor ve sonrasında rahat uyuyor bebecik. Peki süremizin sonuna mı geldik? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bence ederim. Harikaydı, ellerinize sağlık. Sevgili hocam teşekkür çok ediyorum. Teşekkür İnşallah ederim, yeniden olun. Görüşmek İnşallah. Üzere diyorum. Yar ver tatlı, var mı ola, var mı ola? Salını salını gelen, yar mı ola, yar mı ola?